Rahman ve Rahim olan, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Merhabalar sevgili izleyiciler. İşte yine yeni bir Yükselen Sözler programında da sizlerle birlikteyiz. Bizleri tekrar sizlerin evlerine konuk eden Rabbimize şükürler ederek programımıza başlıyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumla son derece önemli bir konuda konuşacağız inşallah. Sevgili hocam Profesör Doktor Caner Taslaman'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? İyilik. Görüşmeyeli. Siz habire yazıyorsunuz. Biz de sürekli programlarını yapıyoruz. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Zevkle takip ediyoruz hocam. Çok teşekkür İnşallah ederim. Daha nice hayırlı güzel programlara. İnşallah. Biz de sizi zevkle ve biraz da zor takip ediyoruz hocam. Estağfurullah. Bayağı bir aktifsiniz maşallah. Allah daha çok nasip etsin. Hocam. Bir kolajımız var. Biraz sonra konumuza gireceğiz. Bugün sevgili izleyiciler... Bu kolaj deyince hep Öztürk Serengil aklıma geliyor. Ona bir kolaj deyişi vardı böyle. O kelaj hocam. O kelaj mıydı hocam? Neyse aklı yan herhalde. Yeşilçam bilgim zayıf olmuş. Az sonra programımıza başlayacağız. Bugün ateizmi konuşacağız. Evet sevgili izleyiciler, bugün aslında konumuz Caner hocamızın şu an elimde yeni baskısını tuttuğum yeni kitabı Allah'ın Varlığının 12 Delili kitabı. Bu kitabı konuşacağız. Tabii bu kitabın ismini gören sevgili izleyicilerimizin belki bir kısmı Allah'ın varlığına 12 delil mi lazım, milyonlarca delili var zaten diye düşünebilirler. Fakat burada aslında kitabı okuduğunuz zaman göreceksiniz. Burada bir... materyalist ateist dediği hocamızın, yani bizim ateist olarak tanıdığımız kişilerin savundukları düşünceleri aslında bir nevi benim gördüğüm kadarıyla, hocam yanılırsam düzeltirsiniz, onları kendi silahlarıyla vurma eylemi olarak gördüm ben kitabınızı. Çünkü içlerindeki mantık hatalarını göstermişsiniz, gözler önüne sermişsiniz, tutarsızlıklarını, çelişkilerini ortaya koymuşsunuz. Zaten programın ismini ben koyarken çok aslında zorlandım. Ateizmin açmazları dedim. Aslında açmaz kelimesini de pek sevmiyorum. Ne manaya geldiğini de çok anlatmak gerekir ya da kullanılır mı bilmiyorum ama tutarsızlık deyince sanki tutarlı tarafları varmış gibi de anlaşılacak. Çelişkileri deyince çelişkili olmayan kısımlar varmış gibi anlaşılacak diye böyle bir isim seçtim. Hocam kusura bakmayın çok konuştum. İsterseniz ayetimizi izleyelim sonra konumuza girelim isterseniz. İnşallah. Biraz sonra birlikteyiz. Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa isteyerek veya istemeyerek ona teslim olmuştur. Hepsi hayata döndürülüp onun huzuruna çıkarılacaktır. De ki, biz Allah'a inandık ve güvendik. Bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Nebilere Rableri tarafından ne verilmişse hepsine inandık. Hiçbirini diğerinden ayırmayız. Biz ona teslim olmuş kimseleriz. Kim İslam'dan başka bir din arayışına girerse asla kabul edilmez. O, ahirette kaybedenlere karışır. Ali İmran Suresi 83-85. Ayetler. Hocam aslında Rabbimiz tanımı yapmış. Yani göklerde ve yerde kim varsa onun dinine, yani onun koyduğu sisteme, düzene teslim olmuştur buyuruyor. Bu manada aslında ateist dediğimiz, bizim Tanrı tanımaz diye belki Türkçe'ye çevirebileceğimiz kelime manasıyla, manada Kur'an'da bir ateist tanımı görmüyoruz ama tabii burada Kur'an'da şöyle görüyoruz. Biraz sonraki ayetimizde belki göreceğiz ikinci bölümümüzün başında. Kendisini Allah'la arasına koyup bir müşrik tavrı, yani kendi tavrını ilahlaştırmış ya da kendini ilahlaştırmış bir tür kibir
de diyebileceğimiz bir tavır herhalde. Bunu geçen programda anlatmıştık ama ben yine de çok kısa olarak söyleyeyim. Aslında yani bana göre Kur'an'da ateizmi de kapsayan bir ifade var. Sırf ateizm için değil. Evet. Mesela Allah'a ve ahiret gününe iman etmekten mesela bahsediyor. İmanın tersi bir de küfür ifadesi kılıyor. Allah ve ahiret gününü mesela inkar edenler diye geçiyor. Biraz yani, sonra o ayetleri de göreceğiz hocam. Evet. Şimdi şunu diyeceğim. Ahiret gününü birçok kimseye sorduğumuzda şunu diyorlar. Yani ahiret gününü müşrikler o dönemde kabul ediyorlar mıydı? Etmiyorlardı. Yani iman etmiyordu. Yani ona karşı küfür içindeydi ahiret günü. Peki Allah ve ahiret gününe beraber anıyor Kur'an. Bu ikisine imanla ikisini küfür diyor. Ahirette mesela bunlar küfür içinde olduğunu kabul ediyorsan. Allah'a ahiret gününe beraber kullanıp Kur'an küfür içinde olduğunu da söylüyorsa demek ki o zaman bir kısmı Allah'ı da inkar ediyor. Hı hı. Tamam orada bir kısım müşrikler var. Yani Allah'ın varlığını kabul etmelerine rağmen başka ilahları şirk koşuyorlar. Ama demek ki orada var olan bir tipin de pekala aslında Allah'ın varlığını hiç kabul etmeyen bir tipin olduğunu da orada bir insan tipin olduğunu düşünebiliriz. Veya öyle biri yoksa bile Kur'an'ın söylediği o ifade yani kefere fiiliyle beraber, kafirlikle beraber Allah ifadesinin Kur'an'da birçok yerde kullanılması, tek bir yerde değil kullanılması aslında ateizmi de kapsayan bir ifadedir. Yani bu gözle baktığınızda Kur'an'da ateizm birçok yerde var. Çünkü imanın olmaması Allah'a veyahut da kafirliğin olması Allah'a karşı zaten ateizm demektir. Zaten hocam işte kafirlik sizin de dediğiniz gibi yani Allah'a hesaba katmamak ve onu görmezden gelmek, kabul etmemek. Tabii. Yani bu sonuçta kabul etmediklerini söylüyorlar. Yani kafirlik zaten öyle oluyor. Buyurun hocam. Bu 12 delil kitabınızı sizden dinleyelim. Açıkçası ben şöyle söyleyeyim. Ben bu kitabınızı okuduğumda şöyle düşündüm. Ya Allah Allah dedim ya bu kitapta yazanlar öyle sağlam deliller ki, öyle sağlam ifadeler ki. Herhalde dedim bilim dünyasında artık ateizmi kabul eden ve böyle yaşayan insan özellikle batıda çok az olması lazım yani eğer bunlar biliniyorsa. İnşallah hepsine kitap okutabiliriz. Yani bazıları hocam kendileri de bilimin de kabul edip şey yaptıkları diyorlar. Bir kısım deliller burada mesela hassas ayarlarla ilgili veya kozmolojik delil duyulmuş da mesela doğanın yasalarının delili veya doğadaki potansiyelin delili gibi deliller çok fazla duyulmuş değil. Hmm. Veya fıtrat delilleri de mesela bu hassas ayar kadar duyulmuş değil yani bir kısım çevrelerde. Fakat şunu da bilmemiz lazım bu kitabın bence önemini daha anlamamız için ki ne yazık ki yani bana göre birçok Türkiye'deki İslamcı tırnak içinde entelektüel ilahiyatçının da ben bunun farkında olmadığı kanaatim yeterince. Uluslararası camiada ateizm bir hayli yaygın. İstatistiklere baktığımızda Türkiye'de düşük bir oranda çıkıyor gerçi. Fakat biz internetteki mesela etkinliğe baktığımızda ateistlerin hiç o Türkiye'de gösterildiği yüzde de olmadığını görüyoruz. Hmm, yani internetteki etkinlikte mesela çok daha yüksekler. Ve bu internet yoluyla ve özel televizyonlar yoluyla gelen malzemeden, içerikten İslam karşıtı, ateizm taraftarı diyebileceğimiz çok fazla malzeme var. Yani tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar bunlarla yüzleşmek ve cevap vermek önemli. Peki hocam yaş grubu olarak bir tespitiniz var mı? Yani genelde gençler ya da işte şu yaş grubu öyle bir şöyle şey tabii ki yani şöyle gençler daha çok internetle küçük yaştan beri mesela diyelim 6-7 yaşından itibaren internete giren birçok çocuk var. Çok daha haşır neşir oldukları için onlar internetteki malzemeye çok daha fazla ulaşıyorlar küçük. Yani mesela şu andaki bir 15-20 yaşındaki bir genç interneti çok yoğun kullanıyor. Birçok konuda bilgi elde etmek için de kullanıyor oluyor. Yani daha yaşlı arttıkça internetten bilgi öğrenme oranı azalıyor. Ve bundan mesela 50 yıl önce birçok kimse ateizmin herhangi bir argümanı duymadan veyahut ateizmde bir şey olduğunu bilse de argümanları çok hafiften bir şekilde duymuş bir şekilde bütün hayatını geçirmiş olabiliyordu. Fakat şu anda yeni gelen nesiller için bunu söylemek mümkün değil. İnternette evde oynarken bir tıka basıp yandan ateizmin bir argümanını, bir Kur'an eleştirisini, bir Hristiyan misyonerin İslam'a karşı eleştirisini, Allah'ın varlığının olmadığını bir şekilde iddia eden herhangi bir Richard Dawkins'in veyahut da Christopher Hitchens'in izanı evinin içinde orada bir yandan çay içip bir yandan gofret yerken falan bir yandan bunlarla karşılaşıyor. Yani bu tarihin hiçbir döneminde bu şekilde olmadı. Evet. O yüzden gelenek birçok insanı çok daha rahat muhafaza ediyordu eskiden. Ha, geleneksel olarak o muhafaza işte taklidi iman, tahkik iman meselesi var ne kadar makbuldür ayrı bir mesele. Ama bir sosyolojik vaka olarak insanlar kendi babalarını dedelerini benimsediği yoldan sapmaları çok daha zordu. Evet. Çünkü bilgi tamamen şeydi yani o toplumun, o sosyalleşmenin içerisinde bir nesilden diğerine aktarılıyordu ve farklılaşma az oluyordu.
evvelki nesillere nazaran. Fakat şu anda internetten bilgiye ulaşım çok kolay. Ve herhangi bir bilgi, İslam karşıtı bilgiyle insanlar muhatap oluyorlar. Ve hemen ateizme kaymasalar da bunun cevabının ne olduğunu merak ediyorlar. Bu zihinlerine takılıyor, onları meşgul ediyor. Bir kısmını ben ateistim söz cümlesini ettirmese de kafasına takılan o şüphe İslam'dan uzak bir noktaya götürüyor. O şüpheden dolayı mesela İslam'ı yaşamıyor bir duruma dönüşüyor. İşte zaten eğer birazcık bu gelenekçi hurafe diyebileceğimiz bilgilere tepkiliyse hemen karşı tarafta kendisine yer bulacak tabii, bir mecraya, bir bilgiye ulaşabiliyor. Tabii de bunlarla da birleşirse yani ateizmin o getirdiği argümanlarla beraber İslam'ın içinde mesela İslam işte namaz kılmayanı bile öldüren, evet, oruç tutmayanı öldüren, herhangi bir ateist olduğu an onun öldürülmesini tavsiye eden, bu ters bir dinmiş gibi sunan, Kur'an'daki dinde zorlama yoktur gibi ayetlerden habersiz bir şekilde ona sunup İslam'ın gerçekliği budur diye sunan bir yapıyla da karşılaşınca o Allah'ın varlığı karşıtı argümanlarla zaten aklı bulanmış kişi dinden oldukça uzak bir yere kaçıyor. Ben bu konuları hiç düşünmeyeyim, düşünürsem zaten sapıtırım diyor mesela, evet, birçok kimse. Evet. Yani bu argümanlar şeylerin, ateistlerin ileri sürdüğü ifadeler diyelim. Birçok kimseyi ateist yapmadan da etkili oluyor. O yüzden de bunların cevabının verilmesi ve cevabının olduğunu görmek önemli. Hatta bizim dindar birçok kimse bile, hatta ilahiyat fakültesine gidin şu an, ilahiyat fakültesi birçok kimse bile ateistler işte çok açık fikirli, çok sofistike argümanları olan insanlar olarak düşünüyorlar. Yani böyle bir algı var ve bunlara aslında bir cevap verilmesinin mümkün olmadığı, İslam tırnak içine diyorum sadece bir inanma meselesidir. İnanırsın, geçersin. Aslında hiçbir mantıksal, rasyonel bir temeli olmayan bir dindir. Yani akılla İslam'ı ispat etmeye kalkarsan çuvallarsın diyen şu anda ilahiyat fakültesinde öğretim üyelerinden öğrencilerine kadar çok geniş bir popülasyon. Evet, evet. Yani bunun böyle olmadığını, gerçekten Kur'an'ın söylediği gibi yeryüzünde gökyüzüne gidip bunları ciddi anlamda düşünen, kendi benliği üzerine ciddi şekilde düşünenin, yani afakı, dış dünyayı ve enfüsü, kendi iç dünyasını ciddi şekilde düşünenin Allah'ın varlığıyla ilgili delilleri bulacağını ve rasyonel olanın, akıl açısından tatmin edici olanın Allah'a inanmak ve yönelmek olduğunu bence ortaya koyabilmemiz çok önemli. Aslında bunu, en önemlisi de o, bu rasyonel olanın bu olduğunu göstermek hocam gerçekten de. Çünkü insanlar o zaman çok daha kolay kabul edeceklerdir. Kabul edeceklerdir ve İslam'a bakın şu anda ilahiyat fakültelerimiz dahil Kur'an'a güvenmeyen, Allah'a güvenmeyen ilahiyatçılarla dolu. Üzücü ama böyle. Maalesef. Yani ne yapalım? Maalesef. Yani bunun altında da birçok şekilde bu karşı taraftan gelen argümanlara karşı kendilerini aciz hissetmeleri, o bir yenilmişlik, kaybedilmiş duygusu bilinçaltlarında var. Evet. Bu yenilmişlik, kaybedilmiş duygusunun böyle zokasını yiyenler, geri kalan İslam sadece bir inanç dinidir, onlarla hiç alakası yoktur falan filandır şeklinde böyle topu taca atarak ben inandım, geçtim diyeceği bir yapı kurmaya kalkıyorlar. Niye? Çünkü yine bir İslam'a sevgileri var içlerinde ve onun doğru olmasını istiyorlar. Fakat bilinçaltlarında gerçekten mantıksal bir şekilde argümanlar masanın üstüne konarsa İslam'ın kazanacağına güvençleri yok. Evet. Yani bunun ortaya çıkacağına güvençleri yok. O yüzden onların da bence bu ilahiyatçılarımızın birçoğunu da kazanmak için de bunların gösterilmesi çok önemli. İnşallah hocam ilahiyatlar fakültelerinde de bu bahsettiğiniz kişiler okuyorlar. İnşallah yani tabii ben bir kısım diyorum ilahiyat fakültemizde çok çeşitli fikirler var ama yani böyle de bir zümre gerçekten mevcut. Allah'ın varlığının rasyonel bir temeli olduğuna güvenmeyen, hatta Kur'an'a güvenmeyen de geniş bir zümre var. Müslümanım diyenler içerisinde, hatta çok böyle benim diyen o tarikatların yapıların içerisinde. Bu da bence ciddi bir hastalık, tedavi çok edilmesi ciddi, evet, gereken. Hocam şimdi siz kitabınızda 12 delil başlığını koymuşsunuz ve bunları, evet, da iki ana grupta topluyorsunuz. Evren delilleri ve fıtrat delilleri diye. Yani bu ne fark var hocam evren delilleri? Birisi evren delilleri 7 tane, fıtrat delilleri 5 tane. Bunlar arasında nasıl bir fark var? Nasıl bir gruplama yaptınız? Şimdi ben buradaki ilham kaynağım Kur'an'dır. Uh-huh. Kur'an'da ayetlerde işte Fussilet suresinde de var, başka yerlerde var. İşte iç dünyada ve dış dünyada delillerimizi göstereceğiz diyor. Fussilet suresinin 53. ayet. Evet. Evet. Ben de bu yüzden dış dünyaya baktığımız işte evren diye onu alıyorum, dış dünyayı. Ondan ona evren delilleri dedim. İç dünyamıza baktığımızda da bizim birinci şahıs olarak kendi içimizde tanıklık ettiğimiz şeyler. Geri kalan insanlar da ona dış yansımaların hareketlerine tanık olsak da o duyguya tanık olamıyoruz onlara. Mesela nedir? İçimizdeki bir ahlak duygusu.
veya içimizdeki bir arzular. Mesela bir insanın korkulardan kurtulma arzusuyla hareket ettiğini görebiliriz mesela böyle, ama bizzat içindeki o arzuyu yaşamasına tanıklık etmeyiz. Ahlak duygusuna bir insanı tanıklık etmeyiz. Onun ahlaki bir eylem yaptığına dış davranış olarak hareket ederiz. Ama kendi içindeki ahlak veya insanın biz iradevi olarak mesela çay mı içersin, Nescafe mi içer misin diye sorusuna ben çay içerim dediğine iradi bir davranışına tanıklık ederiz ama onun içsel olarak kendi irade duygusuna tanıklık etmeyiz. O yüzden fıtratla ilgili şeyler, ki ben bunlara o yüzden fıtrat deniyorum iç dünyadakiler, insanların birinci şahıs olarak kendi iç dünyasında da tanıklık ettiği delillerdir. Bunlar yapı olarak dış dünyada gözle gözlemlediğimiz varlıklardan hareket ederek kurulan argümanlardan, felsefi argümanlardan, o yüzden cidden farklı olduğu kanaatindeyim. Kur'an da böyle bir ayrım yapıyor iç dünya dış dünya diye. O yüzden ben de bunu ikiye ayırdım. 12 delil dedim. Tabii ki 12 delil, yani aslında bu 12 delil de benim sunduğum şey, mesela ne bileyim bir canlılarla ilgili delil diyorum. Onun içinde yani yüz binlerce canlı türü delil denebilir. Ve hassas ayarlarla ilgili bir argüman sürüyorum ama yani yüzlerce veri var hassas ayarın. Bu sizin aslında başlığını koyduğunuz delil diyerek başlık koyduğunuz şeyler birer kategori. Evet. Yani kategorik anlamda sınıflandırmışsınız. Ve tabii ki ben 12 kategori açtım ama bu kategoriler, yani ben 12 delili vardır Allah'ın demiyorum. Ben sadece bu kitapta 12 tanesini, 12 evet, tane kategoriye ayırıp olanları yazıyorum. Mutlaka ki çok daha fazlası vardır ama bizim gücümüz bu kadarına yetti. Bu kadarını kitaplaştırabildik. İnşallah ileride bunların bir kısmını daha da fıtratla ilgili deliller inşallah bu sene çok daha geniş bir şekilde çıkartmayı düşünüyorum. İnşallah. Çünkü İslam'ın fıtrat dini olduğu çok söylenir. Evet. Fakat ve Rum suresi 30. sure işte 30. ayetinde fıtrattaki dine yönelme geçer. Evet. Orada bir hakikat olduğu, insanların çoğunun bundan habersiz olduğu söylenir. Dost doğru din olduğu söylenir. Ama fıtrat nasıl dost doğru din oluyor bana haydi göster dendiğinde, ben yani literatürde inceledim. Ciddi anlamda malzeme bulamadım istediğim gibi. Böyle argümantasyon formatında. Mesela tasavvufla ilgili eserlerin bir kısmında böyle fıtratla ilgili ciddi böyle güzel değerlendirmeler var. Mesela bazı düşünürler de fıtrat deli diye atıf yapmışlar. Fakat içine girdiğimde bir argüman formatında gerçekten böyle... Yani bak fıtratı şöyle incelersen, işte şunu şöyle şuradan hareketle şunları söylersen, işte şuna şöyle cevap vermiş olursun, şu vesveseden kurtulursun, şunu şöyle anlarsın şeklinde böyle bir argümantasyon formatında bunlar verilmemiş. Yani cümlelerin içine böyle dağıtılmış, yani tekstlerin içine, eserlerin içine böyle bir delil formatında yok. Ondan ben de bunu bir kendimin de ilgi alanındaki konulardan biri zihin felsefesi felsefede. Bir de din felsefesi asıl tabii çalışma alanım. Burada ilgilendiğim şeylerin bu fıtratla alakalı olduğunu görünce, bu fıtrat deli diye mutlaka bu İslam düşüncesinin içindeki boş bırakılmış alanı doldurup oraya bir katkımın olması gerekli diye düşündüm. Kendi çapımın yettiğince oraya bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O zaman hocam onu da bekliyoruz. Onu da inşallah onu burada tekrar konuşuruz. Onu daha geniş olacak. Burada kısaları var. 3,000-4,000 kelime buradaki her biri değil. Oradaki mesela bir 10,000 kelime civarı olacak. Yani 3 katı. Güzel. Civarında olacak. O zaman hocam biz evren delillerinden başlayalım sizin yaptığınız gibi kitapta. Evren delilleri 7 tane. Peki şöyle bir şey yapayım mı istiyorsanız? Nasıl istiyorsanız bazı, ben size bırakıyorum yok, hocam zaten. Şöyle birçok insan şunu sorabilir mesela. Şöyle bir mantıksal temellendirme arayanlar vardır. Bizim düşünce ekolleri içinde kelamda en çok buna ehemmiyet verir. Mesela birisi sorabilir. Ben niye zina yapmamalıyım? Niye namaz kılmalıyım? Niye oruç tutmalıyım? Niye faiz yememeliyim? Gibi soruları sorabilir. Veyahut da bunun cevabımız ne olur? Yani çünkü sen Allah bunları söylemiş. İyi. Yani hemen ondan sonra bir soru soracaktır. Peki ben Allah'ın bunu söylediğini nereden bileceğim diyeyim. Bunu söyleyenin Allah olduğunu nereden? Yani bunun söyleyen Allah. Böyle bir soru sorabilir. Yani bunun mantıki temellendirmesi nedir diye karşınıza gelebilir. Şimdi ben burada iki tip mantıki temellendirmeye temelde başvururum. Bir tanesi şudur. Kur'an'ın bir insan tarafından söylenemeyeceğini gösterme metodu. Kur'an'ı ele alıp inceleyerek Kur'an'ın bir insan tarafından veyahut da bir peygamberimizin döneminde yaşamış bir insan topluluğu tarafından güçlerini de birleştirseler söyleyemeyeceği bir eser olduğunu göstererek, buradan da hareket ederek neden Kur'an'a güvenilebileceğini göstererek buna cevap vermeye çalışırım. Bu bir metottur. Benim ve kullandığım bir metottur. Fakat bir de şöyle bir metot olur. Benim yani bu metodu yine kullanacak olsak da mantıksal sırası bu değil. Yani hani Kur'an'a direkt gidip de cevap vermek şeklinde değil. İkinci bir mantıksal sıra bence şöyle olabilir bu tip sorulara cevap vermek. Allah'ın varlığını önce gösterirsiniz.
Allah'ın varlığını gösterince aslında ciddi birçok şeyi açıkta bırakıyorsunuz. Çünkü Allah'ın varlığının delilleri burada sadece yani Allah'ın varlık delilleri olarak bakmamak lazım. Bunlar aslında Allah'ın birçok sıfatının da delilleri. Yani bu delilleri birçoğunda mesela Allah'ın birliği de temellenmiş oluyor. Ve Allah'ın musavvir olduğu her şeye şekil veren olduğu da temellendiriyor. Allah'ın mesela evvel olduğu da temellendiriyor. Her şeyden önce de olduğu temelleniyor. Allah'ın insanın iç dünyasına kadar her şeyi en ince şekilde düzenlediği de bu delillerden çıkıyor. Yani Kur'an'da Allah'ın sıfatları olarak gördüğümüz işte Allah habirdir, her şeyden haberdardır. İşte semül duadır, Allah dualar işitendir şeklinde. Aslında birçok sıfatı da Allah'ın temellenmiş oluyor. O zaman böyle bir şeyi ortaya koyduğunuzda aslında ne oluyor? Allah'ın varlığını dışlayan bütün görüşleri, sistemleri mesela ne bileyim buna birkaç 10 yıl önce, 10-20 yıl önce Marksizm çok etkildi. Mesela bir anda o tarz görüşlere eğiliyorsunuz. Evet. Şu anda mesela yeni ateistlerin çoğu materyalist ateist kategorisindedir. Onları bir anda eğiliyorsunuz. Mesela Budizm hiç Allah'tan bahsetmeyen bir dindir. Onu eğiliyorsunuz. Buradaki deliller bu evrene aşkın, bu evreni yaratan bir Allah'a gösterdiği için bu evrene içkin tanrıları kabul eden, onları tanrılaştıran Hinduizm gibi dinleri hatta panteizmi onları bir anda eğiliyorsunuz. Aslında tek tanrılı dinler dışında geri kalan aşağı yukarı bütün görüşleri eliyorsunuz. Evet. Ya bunu elediğinizde dikkat edin. O zaman şöyle bir şey geliyor. Siz Allah'ın varlığını baştan öğrenmişsiniz. O zaman eğer ki bir sistem bağlanacaksanız, bir sistemin doğru olduğunu düşünecekseniz bu Allah vardır diyen ve Allah'ın varlığını her şeyden önemli kabul eden bir sistem olmalı. Çünkü siz zaten Allah'ın varlığını gösterdiğinizde bir anda Allah'ın varlığından önemli bir şey olmayacağını da gösteriyorsunuz. Ha bunu gösterdiğiniz zaman bile aslında İslam bir anda rakipsiz kalıyor. Çünkü biz, yani tamam Hristiyanlıkla Yahudiliğin içinde belli hurafeler karışmıştır ama öz olarak onlar da Allah'ın gönderildiği din. Yani o açıdan bir açıdan baksanız hani. Zaten az evvel gördüğümüz ayete göre hocam Allah İslam'dan başka bir din göndermemiştir. Yani onu zaten onları Hristiyanlık, Yahudilik yapan insanların kendileri daha sonradan. Böyle baktığımızda yani insanlar tarafından oluşmuş çok tanrılı dinli sistemler ve o materyalist ideolojilerin hepsi bir anda eleniyor. Evet. Yani Kur'an'ın en temel mesajına bakarsan aslında varlık anlayışı. Allah merkezli varlık anlayışı. Allah'ın her şeyden önemli kabul eden varlık anlayışı. Siz baştan varlığını ve Allah'ın her şeyin yaratıcısı bir varlık, evvel bir varlık, her şeyden haberdar varlık olduğunu gösterince zaten bundan önemli bir şey olamaz gibi. Kur'an'ın en temel mesajı da ortaya çıktığı için siz Kur'an'ın en temel mesajını baştan temellendirmiş oluyorsunuz. Ve geri kalan sistemler eleniyor. Ha bundan sonra şöyle bir adım. Bütün bunları yaratan insan iç dünyasını da Allah'ın yarattığı mesela bu delillerden çıkıyor. İnsan iç dünyasında dine muhtaç eden Allah. Dine muhtaç edense ve iç dünyasını yaratan Allah'sa onun bir din göndermesini beklemek her şeyde mantıklı diye çok ufacık bir geçişle bir din olması gerektiğini aramanız gerektiğini de çok rahat anlarsın. Ama o dini de zaten demin söylediğim gibi en önemli vasfı Allah'ın varlığını her şeyin merkezine koyması olunca bu açıdan da baktığımızda İslam'ın bir alternatifi yok. Yani siz aslında Allah'ın varlığını gösterince İslam'ın en temel mesajını ve neden ben İslam'a inanmalıyım da temellendirmiş oluyorsun. Ha, işte bakın o zaman da siz İslam bu özelliğe sahip olduğu için Allah'ın varlığını en güzel şekilde tarif edip hayatın merkezine koyduğu için Allah da insanları dine muhtaç edecekse en başta kendisini merkeze koyan din gönderecekse ki ve İslam'ın da bu konuda hiçbir alternatifi yoksa bakın bir anda neden İslam'a inanmamız gerektiği çıktı. Ha, İslam da Allah'ın gönderdiğinse böyle her şeyden haberdar olan bütün bedenimi yaratan Allah gönderirse işte bu yüzden namaz kılmasın. Çünkü seni yoktan yaratan sana namaz kıl demiş. Bu yüzden faiz yememeli, zina yapmamalısın. Çünkü senin benim dediğin bedenin, o mal mülk senin değil. Bunların hepsini Allah sayesinde kavuştun. Bu yüzden oruç tutmalısın. Çünkü bu rızıkların hepsini yaratan Allah. Yani aslında bu mantık silsilesi o işte en baştan neden namaz kılmalıyım, neden oruç tutmalıyım sorusunun cevabının en temelinde yatan bir mesele. Yani burada bahsettiğimiz konu bir entelektüel kıraathanelerdeki fikir jimnastiği yapıp da böyle bir entelektüel ukalalık yapmak için kullanılan argümanlar veya söyleşiler tarzı bir konu değil burada bahsettiğimiz. Olabilecek her şeyin en temeliyle ilgili bir meseleden bahsediyoruz. O yüzden de bence bu konunun temellendirilmesi eğer hayatında bir şeye temel arayanlar için ben bunu niye yapıyorum soranlar için çok önemliyse hocam, bu konuyu da o yüzden yani gündeme getiriyoruz. Şahsen söyleyeyim benim bu programı yani bu kitabınızdaki asıl burada ortaya çıkarmak istediğim şey şu. Bu özellikle
az evvel dediniz ya, yenilmişlik psikolojisi işte, evet, bizim ilahiyat camiasında ya da bizim toplumumuzda. İslamcı İslam... diye geniş kesim de diyebiliriz ona. Hani sırf ilahiyatçılara da şey tamam yapmayalım. Yok yok, yani İslam toplumları diyelim. Öyle de, evet, daha geniş kullanalım. Gerçekten de bir yani yenilmişlik, bir aşağılık kompleksi gibi bir kompleks mevcut. E tabii bunu da Batı'ya bakarak edinmişler. Belki Batı da bunu kötü bir, evet, şekilde kullanmış. Oradaki bilimin ilerlemesinden dolayı şımaran bir takım fikirler ya da işte, evet, bilim adamları neyse, bunu kullanmışlar ve tabii kendi fikirlerini, işte ateizm vesaire gibi iddialarını da el üstünde tutmaya ve tutturmaya başlamışlar. Biz de onlara bakıp ya sanki gerçekten de önemli, rasyonel bir şeymiş zannedip evet, onların peşinden gitmeye ve hakikaten de kendi kitabına, Allah'ın gönderdiği kitaba güvenmeyen, dinine güvenmeyen toplumlar, hı-hı, haline gelmişiz. Açıkçası burada ortaya çıkarmak istediğim benim asıl önemli şey, az evvel sizin ilk kurduğunuz cümlede aslında Kur'an'ın, yani Allah'ın gönderdiği kitabın bu iddia edilenden çok daha rasyonel, tabii, bir temele oturduğunun kanıtlanmış, tabii, olması. O yüzden bence yaptığınız çalışmanın en önemli kısmı, yani şahsi fikrim bu. Bir de ben işte 3 tane şeyin bence sonuca gitmemizde önemli olduğunu düşünüyorum. Ve üçü de etkileşim içinde, birbirinden bağımsız değil. Bir, Allah'ın evren kitabı. Evet. Ondan evren delilleri oraya, evet, dedi. Dış dünya. İkincisi bizim iç dünyamız. Fıtrat kitabı. Üçüncüsü Allah'ın bizatihi bize yazılı kitap olarak gönderdiği Kur'an. Hı hı. Ve bu üçü de Allah'tan. Bizim iç dünyamızı da yaratan Allah. Evreni de yaratan Allah. Kitabı vahyeden de Allah. Hı hı. Bu üçü de bence deliller var baktığımızda, elbette, sonuca gitmek, elbette, için. Ve bu üçünün de birbiriyle çelişkili olması mümkün değil. Mümkün çünkü mi? Aynı kaynaktan geliyor. Fakat bizim üçünü de yanlış değerlendirmiş olmamız, aynen, mümkün. Evet. Yanlış, aynen, Kur'an tefsirlerimiz olabilir. Evreninden çıkarttığım sonuçlar yanlış bilim olabilir. Evet. İnsanın iç dünyasından yanlış sonuçlar çıkartan felsefe ve psikolojilerimiz olabilir. Evet. Ama bence felsefe ve psikolojileri doğru yapıp bilimi doğru yaptığımızda, Kur'an'ın tefsirini doğru yaptığımızda bu üçünle ilgili sorun olmayacaktır. Arada hiçbir çelişki olmaması. Ve bu üçüne birden bence gitmemiz aslında herhangi bir şeydeki sorun yanlış yapılma ihtimalini de azaltacaktır. Evet. Tamam hocam, o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Evren delillerinden birinci delil ile başlayalım. Tabii yani hocam, buradaki seyircilerimize de diyelim. Bazılarını kısa internette geçelim. Kitabımızın ücretsiz PDF'i var. İsteyen, evet, canertaslaman.com'a girip bu kitabın ücretsiz PDF'ini indirir. İsteyen de piyasada alır. Biz bugün burada bu detayların hepsini, vaktimiz tabii yok. Tabii ki biz kısaca her birinden geçeceğiz. Mutlaka önemli bazı detayları atlamak zorundayız. Çünkü, evet, vaktimiz yok. Onu da baştan belirtelim seyircilerimize. Evet. O zaman hocam ilk delil bu neydi sizin şey yaptığınız? Kelamın kozmolojik delili demişsiniz. Evet. Tabii önce bu başlık bile korkutuyor yani, belki biraz. 12 tane delil içerisinde İslam düşünce tarihiyle belki de en alakalı olan delil bu. Evet. Bu delilde şöyle iki tane. Biz felsefe tarihine baktığımızda aslında birçok şey çok karışık gözükür. Fakat birazca dikkatli bir şekilde baktığınızda aslında karşıt fikirleri bir anda aslında özetleyebileceğinizi de fark edersiniz, hı, bir süre sonra. Aslında iki tane temel fikir çıkmış karşımıza baktığımızda felsefe tarihinde. Bunlardan bir tanesi evren ezelidir diyor, biri de Allah ezelidir diyor. Hı. Önemli olan bunlardan hangisi daha mantıklıyı kabul etmek, evet, noktasına gelmiş birçok kimse argümanda. Şimdi biz diğer argümanlara, diğer kısımlara bakıyoruz ama bir kısmı en çok buna odaklanmış. Ve bizim İslam düşüncesinde mesela Maturidi, Kindi, Gazali bununla ilgili müthiş argümanlar. Özellikle Kindi ile Gazali'yi burada ayrıcalıklı tutuyorum. Bu konuda olağanüstü derecede felsefe tarihi açısından önemli argümanlar ileri sürmüşler. Batı'da da günümüzdeki bazı felsefeciler bu bizim kelamcılara yani Kindi ile Gazali'ye özellikle atıf yaparak bir kozmolojik argüman kurdukları için modern bilimin verilerini günümüzdeki adını da kelamın kozmolojik argümanı koydular. Hı hı. İslam düşünce tarihindeki bunun adı hudus delilidir. Hadis kelimesinden hudus geliyor. Sonradan olan anlamında burada hadis ortaya çıkma, oluşma, evet, olma. Evet, delil diye kullanıyorlar. Şimdi bu tabii ki argümanın detaylarına girmeyeceğim. Bir matematik felsefesiyle tabii Kindi ile Gazali kendi döneminin bilimlerinde bu evrenin kökeniyle ilgili bir şey görmek mümkün olmadığı için onlar oldukça soyut felsefi düşüncelerle evrenin başlangıcını gösteriyorlar. Mesela sonsuz aşılamaz gibi matematik felsefesi açısından muazzam deliller ileri sürüyorlar ki Gazali'nin en ünlü eserlerinden biri Teafüt ki bence Gazali'nin dehasının en çok ortaya çıktığı kitap olduğu kanaatindeyim. En uzun kısmı bu delille alakalıdır. İlk bölümleri.
Oradakine tabii girmeyeceğim ama daha çok sonsuzun geçilemeyeceği. Eğer ki mesela geçmiş Kindi ve Gazali ikisini birden özetliyorum. Yani evrenin geçmişi birbirine eklemeyle giden bir sonsuz olsaydı sonsuzu geçip bizim buraya gelmiş olmamız gerekeceğini fakat sonsuzun aşılamayacak bir şey olduğunu söylüyorlar. Buradaki tabii ki bu dizinin içinde olmayan diziyi aşkın bir gücün. Yani Allah'ın ancak dikkat edin sırf evreni değil bence dehalarında önemli unsurlardan biri bu. Aynı zamanda zamanı da yaratmasıyla bu unsurun ortaya çıkmış olabileceğini söylüyorlar. Tabii deha demem şeyi bu. Bugün biz izafiyet teorisiyle biliyoruz ki evrenin olmadığı yerde zamandan bahsetmek de anlamsız. Bu evrendeki yer çekimi ve hız gibi unsurlardan etkilenen bir şey zaman. Yani bütün bunları bağımsız, bunlardan bağımsız bir fon değil bunların içinde aktığı. Oldukça soyut felsefi akıl yürütmelerle Kindi ile Gazali'nin buraya gelmesi önemli. Bunun önemli hususlarından biri yine bugün burada girmeyeceğimiz konulardan biri bence kader anlayışı gibi birçok şeyi anlamamızdaki sıkıntılar aslında Allah'ın zamanın yaratıcısı olduğunu anlamamızdan kaynaklar. Onların tabii ki o argümanları ben bu kelam argümanının temeli buluyorum. Yani tamam. Evrenin başlangıcı bununla gösteriyor. Onlara burada detayına girmedik. Fakat bir de şöyle bir günümüzdeki veriler var bununla birleştirilen. Mesela Big Bang teorisi. Evrenin 13,8 milyar yıl önce oluştuğunu gösteriyor. 1920'li yıllarda ortaya kondu. Bir baktılar teleskopla gözlem yaparken bütün galaksiler birbirinden uzaklaşıyor. Sanki tek bir yerden atılmış gibi. Bu filmi geriye sardığımızda bütün galaksilerle ilgili hepsini tek bir yerde buluştuğunu görüyoruz. Evet. Ve tek bir noktadan buluşup ayrılan galaksiler var. Ve bununla ilgili çok fazla delil bulundu sonradan fizikten. Yani Einstein'ın izafiyet teorisinin formüllerinin de bunu gerektirdiği, bunun birçok Olber paradoksu gibi paradoksları çözeceği bulundu. Evrenin en başlangıcındaki o matematiksel hesaplar, evrenin en başlangıç dönemlerinden yayılan bir radyasyonun evrenin her tarafında gözlemlenmesini gerektiriyordu. Bunu sonra 1950'lerde Gamow ve arkadaşları buldu. Bu 1960'lı yıllarda o kozmik fon radyasyonu bulundu. Fizik açısından çok önemli bir malzemedi bu evrenin ilk dönemleriyle ilgili. Ki 1970'li yıllarda onu bulanlar Nobel ödülünü aldılar. Evrenin başlangıcındaki atom altı parçacıkların ortaya çıkması için de Big Bang bize müthiş bir model veriyor. Hidrojenin nasıl ortaya çıktığını bu modelle anlayabiliyoruz ve yıldızların içinde oluşmayan hafif elementlerin. Yani çok fazla burada delillerin detayına girmek çok uzatacak kadar çok fazla delil var Big Bang ile ilgili. Ama dikkat edin. Klasik ateist görüş neydi? Bu evren ezeli ve sonsuza dek var olacak. Dinlerin tezi neydi? Bu evrenin bir başlangıcı var ve sonu gelecek. Şu anda bilimin bize koyduğu Big Bang tablosundaki bir başlangıcı olduğunu gösteriyor. Bir başlangıç ve tarihinde ve 13,8 milyar yıl önce ve sürekli genişleyen bir evren. Yani ben bunu Kur'an'daki ayetler açısından da önemli buluyorum. İşte Enbiya suresi 30'da yerle gök bitişikken onları ayırdık diyor. Her şeyin bitişik olup ayrıldığı bir şey diyor. Zariyat suresi 47'de evreni biz inşa ettik, semayı biz inşa ettik ve onu genişletmekte istiyor. İnna la musiyun ifadesiyle orada sürekli bir genişlemeye de atıp var. Yani Kur'an'da böyle nokta şeylere de bununla ilgili işaret var. Ama daha da belki temel bir şey evrenin ortaya koyduğu yani Kur'an'ın ortaya koyduğu evren tablosu içerisinde bu evren yaratılmış bir şey. Bir başlangıcı tabii, olan. Evvel yani. Olan Allah. Allah'ın evet. En temel sıfatı evvel olan Allah. Bu evren değil. Ahir olan da Allah. Bu evren sonsuza dek olması mümkün değil. Ama şimdiki bu tablodan da görürüz ki genişleme sonsuza dek sürdürülemez. Bir sonunun gelmesi de kaçınılmaz. Bunu hala savunuyorlar mı ezeli olduğunu bu mesela bu şimdi Big Bang'in içerisindeki klasik modelde ateistler görüyorlar ki bu evrenin başlangıcı olması kaçınılmaz. Ama başlangıçtaki noktanın bir şekilde biz maddi bir şekilde nasıl çıkartabiliriz şeklinde işte izafiyet teorisiyle, genel izafiyetle, kuantum teorisini birleştirerek o başlangıcın başka bir maddi bir sebebe bağlayabilir miyiz şeklinde çabalar var. Zorluyorlar yani. Zorluyorlar ama çünkü klasik modele baktığımızda bakın bütün her şeyin tek bir noktada belki bir misket kadar olmayan tek bir noktada olduğu bir şeyi çıkarmış evren karşımıza. Ve bu bize yani İslam'ın karşıt fikirlerin birçoğunla ilgili malzeme veriyor. Mesela panteizme karşıt da malzeme. Panteist görüşler biliyorsunuz mesela Hinduizm'de Tanrı ile aşağı yukarı mesela Hindu düşüncesindeki herkes de bir değil bu arada. Bütün Hindular bir değil ama. Yani ama bu evrenle Tanrı'yı özdeşleştirme eğilimi olmuştur. Evet. Hala günümüzde kendini panteist olarak niteleyenler. Evet. Şimdi siz bu evrenin başlangıcını tek bir noktaya getirdiğinizde yahut bu mu Tanrı'ya özdeşleştirdiğim şey dersin?
Evreni hocam, bitiriyorsunuz başlangıçta, en sonunda evet, tek bir noktada evrenin çöktüğü bir ana kadar yakalıyorsunuz. Evet. Yani ama teizmin, yani İslam'ın ortaya koyduğu modelle bu evren Tanrı ile özdeş değil. Bu evren Tanrı'nın şekil verdiği, musavvir olan, o şekil veren Allah'ın suret verdiği, şekil verdiği, birçok şey içinde halk ettiği, yarattığı, bundaki malzemeyi kullanıp yarattığı, evreni başlattığı, işte bede yani başlattı, başlatıcı olduğu bir varlık evren. Yani şekil alan, yaratılan, kendisinden bir şey çıkartılan bir varlık. Yani Allah'ın kullandığı bir araçsal sebep sadece. Allah olmaya layık bir varlık değil. Evet. Değil mi? İşte tam bu model aslında bence bunu veriyor. Çünkü başlangıcına baktığınızda basit bir şey ve sürekli gelişen, değişik hallere bürünen ve yok olmaya doğru giden bir varlık. Bir sona yani doğru hani ilerleyen. Ezeli olmadığı gibi ebedi de değil. Ebedi de değil. Yani. Hocam bir ara vereceğim. Belki bu entropi yasasıyla ilgili de bu delilde bir, yani bir cümle onu ederiz. Onu söyleyip bitirelim istiyorsanız. Tamam, öyle yapalım. Çünkü öbür delillere vakit kalmayacağız. Yani entropi yasası da evrenin sürekli düzensizliğinin arttığını söyleyen bir yasa. 19. yüzyılın sonunda ortaya koydu. Sonsuza dek, yani sonsuz düzensizlik olurdu evren sonsuzdan biri olsaydı. Şu anda öyle bir şey olmaması sayesinde biz buradayız. Ha, entropi yasası da Big Bang'i destekliyor. Yani evrenin başlangıcı olduğunu ve bu ikisi de şeyi destekliyor sonuçta. O işte Kindi ile Gazali'nin o dahiyane argümanlarını destekliyor. Yani bütün bunların hepsinin aynı noktaya işaret etmesi bizim kelam düşüncesindeki hudus delilinin hiçbir dönemde olmadığı kadar daha güçlü bugün savunulabileceğini, işte Allah'ın hem evvel sıfatının hem ahir sıfatının, diğer taraftan baktığımızda bu kadar büyük bir evreni yoktan ortaya çıkartanın müthiş bir kudret sahibi, güç sahibi olması lazım. Yokluğa karşıt varlığa çıkmasını evrenin seçtiğine göre bir irade sahibi olması lazım gibi. Aynı zamanda Allah'ın birçok sıfatını da temellendiren bir argüman diyelim. İkinci, ara üçüncü maddeyle başlayalım. Tamam hocam. Ki biraz bir şeyler daha bitirelim. İnşallah biraz sonra birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, Yükselen Sözler devam ediyor. Konuğumuz Profesör Doktor Caner Taslaman hocamız. Allah'ın varlığının 12 delili başlıklı son kitabını konuşuyoruz. İki ana kategoride inceliyor hocam bu delilleri. Bir tanesi ilki, bunlardan evren delilleri. İkincisi fıtrat delilleri. Evren delillerinin ilkini gördük. Şimdi ikincisiyle hızla devam edelim ki asıl fıtrat delillerine biraz fazla vakit ayıralım inşallah. Ben onlara yetişemeyeceğiz gibi ama haydi hayırlısı. Yetişiriz hocam, yetişiriz. Gerekirse sabaha kadar kalırız hocam. İlla tamam, gerek yok. Siz nasılsa gece adamısınız. Biraz uzatırız. Ben hocam belki. Genelde sabah namazından sonra uyuduğum için yani sabah 6'ya kadar oturtur da sen sabah 6'da programa gidiyorsun. Sen ne yapabilirsin onu bilmiyorum. Evet, o hocam. Benim için biraz zor olur. Acı olur. Yarın acı bir gün olur benim için hocam. Neyse. Uzatmayalım. Hocam yasaların varlığı delili. İkincisi evet. Aslında bu deliller çok keyifli yani okuyunca evet, da insan zevk alıyor. Ama sizden dinleyince daha çok zevk alacağız. Yasaların varlığı delili bence çok önemli bir delil. Ve bundan bir sonraki evrenin keşfedilebilirliği delili. Evet. Onun nedeni şu. Birçok bilim insanı bilim yapmalarını mümkün kılan koşullar üzerine düşünmeden bilim yapıyorlar. Dikkat edin bu sözüne. Evet. Bu, yani, bunun hiç farkında değiller. Şeye benziyor. Yani birçok mesela piyano çalan kimse parmaklarının üzerine mesela beynimden çıkan sinir geliyor parmağıma geliyor parmağım tuşa vuruyor diye düşünmeden piyano çalar. Veya birçok top oynayan kişiyi düşünün. Ben de basket oynadım yıllarca. Basketbol oynadığımda mesela işte topu işte şöyle arkamdan çevireceğim, turnike atacağım şimdi falan. Şimdi sektireceğim. Bundan yani sonra bir kere daha sektireceğim. Yani beynimden gelen sinir işte şuradan elime gelimde sektir diyor. İşte turnike attığımda da hatta işte iki adımla turnike atılır değil. Artık oynaya oynaya bütün hepsi odaklaşmış. Onun ne biyolojisini düşünürsünüz. Hatta oyundaki birçok kuralı bile düşünmezsiniz. Otomatikman o kuralları biliyorsunuzdur. Şu kadar adım atılmayacak. Onları otomatikman yaparsınız, edersiniz. Onlar üzerine düşünmezsiniz, etmezsiniz. Şimdi birçok bilim insanı da emin olun bilim yaparken benim bilim yapmamı mümkün kılan koşullar nasıl oluştu düşünmüyor. Laboratuvara giriyor, bilim yapıyor. Fakat bu ikinci delilde ve üçüncü delilde şöyle bir iddiamız var. Bir bilim insanının bilim yapmasını mümkün kılan koşulları Allah'ın varlığı en iyi şekilde açıklar. Ve bunlar da felsefi açıdan ciddi bir açıklamaya muhtaç. Evet. Bunlardan bir tanesi işte yasaların varlığı. Yasalar eğer ki var olmasaydı sizin bilim yapmanız da mümkün olmazdı. Hatta bizim insan olup konuşmamız da mümkün olmazdı. Biz evrende yasaların var olması sayesinde
insanız. Yasalar derken neyi kastediyoruz hocam? Şunu diyeceğim. Yasalar evrendeki düzenlilikleri ifade ediyor. Mesela buraya çay getirdiler ve namuslu bir çay, yeni kaynamış. Birçok zaman onu diyoruz. Yani kimi çaylar böyle saatlerce kaynıyor. Hilal TV'ye konuk olanlar bilsin. Hilal TV'de çaylar namuslu yapılıyor. Mesela çay bardağını buraya koyduk. Biz buraya koyduğumuzda çayın böyle duracağına eminiz çayı içerken. Yani çayı buraya koyduğumuzda bu zıplayıp da dışarıya çıkmıyor. Niye? Çünkü o belli yasalar çerçevesinde buraya konan su moleküllerinin bu şekilde duyması gerekiyor. Ve ben bundan önce çay içtiğimde çayın beni zehirlenmediğini, vücudumun bir tarafından giren suyun vücudumu delip de bir delik açmadığını gördüm. Bunların hepsi aslında, ama mesela bazı başka mesela çay yerine sıvılar öyle vücudu delebilir. Evet. Yani o kadar güçlü sıvılar olabilir. Değil mi? Evet. Zehirleyen. Ama bu çay moleküllerinin, çayla ilgili moleküllerin ve su moleküllerinde böyle bir özellik olmamasından delmiyor. Değil mi? Hep su molekülleri aynı şekilde özellik duruyor. Veya yer çekimi yasası veyahut da ne bileyim o su molekülleriyle ilgili belli onlarla ilgili yasalar böyle sürprizlerin olmamasını sağlıyor. Her zaman aynı evet. şekilde davranıyor. Biz mesela yataktan kalktığımızda her seferinde adım attık mı ileri doğru gidiyoruz. Değil mi? Evrende hep aynı şekilde yer çekimi yasasının olmasından bunlar kaynaklı. Yataktan kalktığımızda hep aynı yataktayız. Bir anda mesela yataktan kalktığımızda yatağın yok olduğunu veya kendimizin İstanbul'da kalkıp Ankara'ya ışınlandığımızı, bir mesela ışık çok hızlı gidiyor. Değil mi? Yani saniyede inanılmaz hızlarda gidiyor. Yani biz bir saniyede buradan Ankara'yı geçecek evet. şekilde bir yere gideriz. Değil mi? Yani ışık gibi hareket etsek. Ama kütlesi olan varlıklar ışık hızında hareket edemiyor. Onun da belli bir yasalar var. Yasalar çerçevesinde. Şimdi biz aslında bu evrendeki güncel hayattaki birçok davranışımızda birçok kimse farkında değil ama evrende yasaların var olması o sayesinde. O yasalara güveniyoruz aynı zamanda. Evet, farkında olmadan biz o yasalara güveniyoruz. Yani mesela kendisi ikinci diyelim birinci kattan aşağıya doğru atlayan birisi oradan düşeceğini biliyor. Yukarıya doğru uçmayacağını biliyor. Evet. Aslında o hep belli yasaların onu sağlaması sayesinde ve bilim insanları için de bu geçerli. Asitlerle bazlarla ilgili bir kimyacı laboratuvara girdiğinde bir çalışma yapacaksa asitlerin bazların bir özelliğini bulacağını biliyor. Bu da nedir? Aslında asitler bazlar hep belli yasalar çerçevesinde çalışan varlıklarsa böyle olabilir. Yani asitler bazlar bir gün böyle, ertesi gün şöyle hareket etse. Tutarsız değiller. Evet. İstanbul'da şöyle hareket ederken Van'da asitler bazlar ayrı hareket etse, Yeni Zelanda'da, hatta Andromeda galaksisinde bazı atom altı parçacıklar ayrı hareket etse şeyler, bizim evren hakkındaki bu bilgiyi bu şekilde elde etmemiz mümkün olmazdı. Bizim aslında evrende insan olarak hareket etmemizden bilimin bilim olmasına kadar mümkün kılan en önemli koşullardan bir tanesi evrende yasaların var olmasıdır, düzenliklerindir. Zaten ve dikkat edin. Şöyle demişsiniz hocam, bilimsel çabanın temel hedeflerinden birisi değişen olguların arkasındaki yasaları bulmaktır. Evet. Yani bu olgular değişecek, biz o değişimin nereden kaynaklandığını görelim ama onu izleyebilirim. Tabii. Kararlılığını bilelim. Mesela basit bulduğumuz bir yasa. Su işte belli basınç oranlarında şeyde ısıtıldığında şu derecede kaynar, 100 derecede kaynar. Tamam. Mesela bu. İşte bu bir yasa. Evet. Hep aynı şekilde hareket etmesinden kaynaklı. Biz bu sefer biliyoruz ki su ısıtılmasıyla kaynaması arasında bir ilişki olduğunu buluyoruz. Veyahut da ünlü Einstein'ın E eşittir MC karesi. Yer çekimiyle ilgili yasalar, Schrödinger denklemi, asit bazların hareketleri ilgili diyelim ki kimyadaki bulunanlar. Bunların hepsi aslında ne de bilim insanları bizim yaptığımız o güncel deney ve gözlemlerin ötesine de geçip, daha ötesine geçip değil mi? Bunları çok daha sistematik ve düzenli bir şekilde yaparak evrenle ilgili bu yasalara ulaşıyorlar. Ama bütün bu yasaları bulmanın arkasında bilim insanının aklında aslında başlangıçtan şöyle bir kanaat var. Burada bir düzenlilikler var evrende ve yasalar var. Yani yasaların varlığına inanç olmasa baştan bilim yapmak imkansız. Hayır tabii bilim zaten bizatihi bu demek. Yani bu değişimlerin arkasındaki bu düzenliliğin sağlayan unsurları bulmak, yasaları bulmak demek. Yani siz laboratuvara girdiğinizde diyelim ki H2SO4'ün bir şekilde hareket ettiğini bulduğunuzda o iki gün sonra değişecekse o zaman sizin laboratuvara gidip H2SO4 üzerine çalışmanızın bir mantığı yok. Evet. Çünkü o değişecek. Bulduğunuz şeyde bir bulgu sayılır. Tabii bu zamanda dikkat edin. Yasalar zamanda ve mekanda düzenliliği sağlıyor. Yani İstanbul'da bulduğunuz şey Ankara'da geçerli. Ankara ve Türkiye'de geçerli olan İngiltere'de geçerli. Hatta burada geçerli olan Ay'da geçerli yasa. Ay'da geçerli olan yasa diyelim Andromeda galaksisinde de geçerli. Başka galaksilerde de veya Güneş sistemimiz gibi bizim Samanyolu galaksisindeki başka yerlerde de geçerli.
bu inanç üzerine yasalara buluyoruz ve biz aslında bu yasaların varlığı sayesinde evreni tarif ediyoruz. Yasaların varlığı sayesinde şu anda bu televizyon programını izliyor birçok kimse. Fakat birçok kimse şunu karıştırıyor. Bak dikkat edin. Birçok kimsenin en önemli yanılgılarından bir tanesi bu. Bilimin yasaların varlığını bulmakla neden yasaların var olduğunun cevabını verdiğini zannediyor. Bu aslında farklı şeyler. Yani. Çok farklı. Evet. Bu soru daha bir felsefi açıklamaya muhtaç. Dikkat edin. Ne oluyor da kaos yok da evrende? Yani kargaşalar yok ve düzenli yasalar vardır sorusu çok dev bir soru. Ve ben bunu anlayabiliyorum yani. Biz bunun üzerinde çalışabiliyorum. Neden böyle? Bir uyum tabii, var yani insanın zihniyle evren arasında bir uyum var. Evrenin her parçası aynı yasalara tabi. Katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon, bu katrilyonlar kafadan atarak kullanmıyorum bu arada. Katrilyon 10 üzeri 1'in arkasından 12 sıfır demek. Katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon 1'in arkasından 36 sıfır demek. Katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon parçacıklar diyelim var dünyamızın etrafında. Güneş sistemimizde daha da fazlası var. Evrende. Ve mesela her bir aldığımız proton aynı yasaya uyuyor. Her bir atomun içinde diyelim güçlü nükleer kuvvet protonları bir arada tutarken çekirdekte aynı şekilde fonksiyon ediyor. Şuradaki işte bir noktadaki parçacık da böyle, şuradaki böyle, orada böyle. Peki evrenin bu kadar farklı noktasının hep aynı yasaya uymasının sebebi ne? Wittgenstein gibi ünlü bir filozof, daha evvelden de Bishop Berkeley bunu söylemiştir. O da ünlü bir filozof. Bilimin yani evrenin yasalarını tarif eder bilim ama evrenin yasalarını açıklamaz. Bak dikkat edin. Evrenin yasalarını yani evrenin nasıl işlediğini tarif etmekle bu yasaların neden var olduğunu açıklaması birbirinden çok farklı. Ve Wittgenstein bu modernizm aldanmasıdır diyor. Bilimin yaptığını biz çünkü bir kısım insanlar sanki bunlar nasıl olduğu da açıklıyor zannediyor yasa. Biz buraya geldiğimizde işte daha kökenli, daha felsefi, daha kuşatıcı bir paradigmaya muhtacız. Nasıl var olduğunu açıklaması ve karşımıza çıkan kitapta da benim baktığım şey şu. İki tane büyük paradigma var. Bir tane paradigma diyor ki bunları Allah koydu. Materyalist ateizm de diyor ki hayır doğa yasaları da kendi kendine vardı. O zaman diyorum ki haydi bunları yan yana koyalım bakalım hangisi daha mantıklı. Materyalist ateizme baktığımızda şöyle diyor. Bu böyledir ve bunun hiçbir açıklama ihtiyacı yoktur diyor. Madde kendi kendine evet her bir noktada ayrı ayrı noktalar. Yani buradaki bir noktada böyle hareket ediyor, öbür noktada hareket ediyor. Bu böyledir diyor. Bunu böyle kabul edeceğiz. Bunun ayrıca diyor bir açıklama ihtiyacı yoktur diyor dikkatli bakarsın. Fakat bu kadar çok parçacığın birbirinden ayrı, her birinin aynı özelliklere sahip olması iyi düşünülürse aslında ciddi bir açıklamaya muhtaç. Ve aslında materyalizmin kabullenip hiçbir açıklama getirmediği şeye teizm yani Allah inancı ciddi bir açıklama getiriyor. Bu açıklama nedir? Bir, teizme göre ki teizmi burada dikkat edin Allah inancı anlamında kullanacağım. Seyircilerimiz şaşırmasın. Tamam. Teizme göre Allah'ın kendisi akıl sahibi bir varlıktır. Bilinçli bir varlıktır. O yüzden bu evrenin rasyonalite yani aklın anlayacağı şekle uymasını da sağlamıştır. Aklı yani, da yaratan odur. Çünkü insan aklını da yaratan o, kendisi de akıl sahibi bir varlık. Bu evrenin akla uygun yapısı da yani yasaların varlığı sayesinde sağlanan şey evrenin yani kendisi akıl sahibi bir varlık olduğu için Allah evrenin de akla uygun bir yapıda olmasını sağlamıştır. Yani tesadüf değil bu kadar katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyonca parçacığın her birinin aynı özellikte olması. İki, diğer bir açıklama değil mi? Birincisi dedik baştan tekrar edelim. Evreni yaratan güç, rasyonel bir güç, akıl sahibi, irade bir güç. Ve bu evrenin akla uygun yapısını sağladığı içindir ki bilinçli bir şekilde oluşturulmuş bir şey bu. Tesadüf değil açıklaması. Değil. Bilinçli oluşturulması bu kadar ayrı parçacığın. İkincisi, bütün evrende tek bir irade var. Teizme göre. Mesela diyelim ki çok tanrılı sistemleri alalım. Mesela Hinduizm'deki veya eski Yunan'daki tanrılı alalım. Tanrılardan biri işte nehirlerden sorumlu. Tanrılardan bir tanesi güneşten sorumlu gibi görüşler alalım. O yapılarda siz neyi beklersiniz? Eğer ki farklı iradeler bu evrendeki farklı noktalara hükmediyorlarsa
O zaman evrende farklı yasalar oluşturmaları gerekir. Gerekir, evet. Ama bilimin bize koyduğu tabloya göre her yerde aynı yasalar. Nehirlerin gibi. İçindeki o H2O'daki geçerli yasalar, işte orada geçerli olan diyelim elektromanyetik kuvvet. Güneşte de mesela değil. Güneşin içinde de geçerli. Orada da mesela hidrojen atomu ne özellik gösteriyorsa, güneşin içinde de hidrojen helyuma dönüştürürken hidrojende hiçbir özelliğinde farklılık yok. Yani güneşe yasayı koyan kimse oraya koyan, onlara ayrı tanrıların hükmetmesi değil. Andromeda galaksisine hükmeden kimse, Samanyolu galaksisine o. Güneşe hükmeden kimse, aya hükmeden o veya dağlara hükmeden o. O zaman evrende ayrı ayrı iradeler olduğunu söyleyen çok tanrıcılık, mesela hiçbir açıklama gösteremiyor evrende farklı farklı noktalarda niye hep aynı yasalar geçerli. Materyalizmse dediğim gibi zaten bir açıklama getirmiyor. Böyledir diyor sadece. Ama teizm bu rasyonel bir güç olmasının yanında bütün bu sisteme hakim olan güç tek bir irade. Tek bir irade olduğu içindir ki evrenin her noktasına aynı yasaları koymuş şeklinde. Farklı noktalarında evrenin aynı yasaların geçerli olmasını açıklıyor. Bir de kitabınızda imtihan olmasıyla da bağlantısını kuruyorsunuz hocam. Bu da çok önemli. Aslında İslam dininin en temel paradigmasının yani hayat görüşünün özelliklerinden birisi bizim burada bir imtihan dünyasında olduğumuz gerçeği. Evet. İşte demin dedik ya neden faiz yememelisin, neden namaz kılmalısın, neden mesela Allah'a yönelip dua etmelisin şeklindeki bütün dini iddialar aslında bir yerde açıklamasında burada bir imtihan dünyasında olmamızla ilgili açıklamayla da birleşirler. Hı hı. Çünkü sen bir imtihan dünyasındasın. Bunları yapmazsan kaybedersin, yaparsan kazansın ve kazanacağın en önemli şey Allah'ın rızası. Sonra cennet olur. Mesela değil mi? Bu iddiada imtihan dünyası... O yüzden dünyası... de bir kaos olmamalı. Düzenli bir şey olmalı. Sen imtihanda soruları biliyor olman lazım. Soruları görüyor. Şöyle, aynı şartlarda görüyor. Şöyle diyelim. Eylemlerimizin sonuçlarını bilmemiz lazım imtihan dünyasında evet. olmamız için. Mesela diyelim ki İslam'ın emirlerinden bir tanesi diyelim ki birisine fakire yardım etmek. Nedir? Benim burada bana bir gıda geldi. Ben o gıdadan alıp da kişiye veriyorsam mesela onun bedeni de benim bedenim gibi bir beden. O da bunu yediğinde karnı doyuyor. Ben onu vermekle onun ne olduğunu görüyorum. Çünkü o da benzer biyolojik yapı. Onda da biyolojik yasalar bedeninde geçerli. Veyahut da birisini 10. kattan bir iten bir kişiye cani diyoruz. Niye? Çünkü 10. kattan birisini ittiğinde onun düşüp öleceğini biliyor. Veyahut da çok ağır bir şekilde yaralanacağını. Az evvel dediğiniz gibi bir kaos olsaydı orada farklı sürpriz sonuçlar elde edilseydi. Bir kişi cani olurken öbür kişi onu uçuran bir adam olabilirdi. Mesela diyelim şöyle diyelim yasaların olmadığı bir evrende olsak 10. kattan diyelim birisi birisini ittiğinde o diyelim ki bazen hava uçuyor olsun. Evet. Bazen yere düştüğünde top gibi zıplıyor olsun. Oh böyle eklemlerim açıldı bana iyi geldi diyor olsun. Buna benzer şeyler olsaydı bir insan bir insanı ittiğinde sonucunda ne olacağını bilmezdi. Veya biz birisine bizdeki gıdanın bir kısmını verdiğimizde onun karnının doyup doymayacağını, ona bir iyilik yapıp yapmayacağımızı bilemez olur. Bilemezdik, evet. Aslında da bizim eylemlerimizden sorumlu olmamız bir eylemde bulunduğumuz zaman onun sonucunu bilmemize bağlı. İşte onun karnı doyuyor. Onu itersem o düşüyor, evet. ölüyor. Yani imtihan dünyasında olmanın olmazsa olmaz şartı eylemlerimizin sonuçlarını bilmemiz. Eylemlerin sonuçlarını bilmemizse ancak ve ancak altını çiziyorum yasaların olduğu bir evrende mümkün. Herkes için aynı yasaların geçerli olduğu bir evrende. O zaman şöyle bir şey var. Teizmin hayat görüşü içerisinde yasaların olduğu bir evrende ancak imtihan mümkün olacağı için bu evrende yasaların varlığını beklenir kılacak bir unsur var. Ama materyalist ateizmin de mesela böyle yasaların varlığını beklenir kılacak bir unsur yok içerisinde. O zaman bir evrenin arkasında rasyonel bir güç olduğu için Allah, evrenin rasyonelite uygun yapısını, aklı uygun yapısını yarattığını söyleyebildiğimiz için. İki, evrenin arkasında tek bir irade olduğu için bütün farklı noktalarda aynı yasaların geçerli olduğunu söyleyebildiğimiz için. Üç, imtihan tek tanrılı dinlerin hayat görüşünün en önemli unsuru olduğu için ve imtihan ancak yasaların evrende mümkün olduğu için. Yasaların varlığını beklenir kılacak bir unsur olduğu için bütün bunlardan dolayı neden yasalar var gibi dev bilimin başlangıcını mümkün kılan, bizim yaşamamızı mümkün kılan bir soruya tatmin edici bir cevap veriyoruz. Ve bu entelektüel açıdan çok daha tatmin edici. Çünkü bu en dev böyle evrenle ilgili olgulardan biri yasaların evet. var olması ve bu bilimin içinde milletin sandığı gibi bunun bir cevabı yok. Bilim sadece yasaları buluyor. Bu sorunun cevabını aradığında siz felsefi arenaya geçiyorsunuz. Bilim bununla uğraşmıyor bile. Tabii yani. Ki bilim var olan yasaları keşfetmeye evet. çalışıyor.
Hocam hazır keşfetme kelimesini kullandınız. Ben o zaman hemen üçüncü delile geçeyim buradan bu fırsattan istifade. Evrendeki keşfedilebilirlik delili. Evrenin keşfedilebilirliği de çok muazzam bir şey. Bakın kendimizin üzerine bir düşünelim. O kadar aciz, o kadar aciziz ki şu anda konuşurken kalbimiz atıyor. Hiç hissetmiyoruz. Seyircilerimiz de düşünsün. Şu anda bizi dinlerken kalpleri atıyor. Her saniye bir nefes alıyoruz. Ve o nefes bir dursa, kalbimiz dursa gideceğiz. Nefesimizi biz kontrol etmiyoruz. Öyle bir sistem kurulmuş ki nefesimiz otomatikman yönetiliyor. Kalbimiz otomatikman yönetiliyor. Baktığımızda etten kemikteniz, yani bir tarafımız çizilse komple kanar gider. Müthiş bir acizlik. Yani inanılmaz bir acizlik içerisindeyiz. Evrene baktığımızda yerimiz çok minicik. Yani bizim galaksimiz, Samanyolu galaksisi ki yani... ışık hızıyla gitseniz milyonlarca yılda bir tarafından girip çıkar, ışık hızında gitseniz milyonlarca yılda kat edemeyeceğiniz bir galaksisi. Bizim evrendeki daha bir sürü yüz milyarlarca galaksi var. Yüz milyardan fazla. O kadar küçüğüz. Yani ve bu galaksinin içi de biz toz zerresi kadarız. Değil ki evrende. Evet. Şimdi düşünün, bu kadar toz zerresi kadar küçük insan, kalbinin atışına söz geçiremeyen, nefesini kontrol edemeyen insanız. Evrenin bu tek bir noktasında duruyoruz. Bütün bu evrenin başlangıcının 13,8 milyar yıl önce oluştuğunu anlayacak şekilde bir zihinsel donanımımız var. 4,5 milyar yıl önce bu dünyanın başladığını anlayabiliyoruz jeolojide. Yerdeki o katmanları, tabakaları bulup fosillerin kaç milyon yıl önce çıktığını karbon 14'te falan filan işte veyahut da başka tip yaş tespiti testleriyle bulabiliyoruz. Asal sayılar üzerine belki işte bilimde kullanılmayacak da bazı önemli bir kısmı kullanılmayabilir matematiksel teorileri. Matematikte teoremler bir yandan oluşturabiliyoruz. Veyahut da Higgs parçacığını bulup evrenin başlangıcı da ilk saniyelerinde nasıl kütle kazandığını buluyoruz matematikle. Daha sonra milyarlarca dolaylık deney tüpleri yapıp, deney tüp demeyeyim de ona yani bir deney merkezleri yapıp çok büyük... CERN'de o Higgs parçacığını teorik olarak bulduğumuzu deneysel olarak orada varlığını gösteriyoruz. Evet. Yani şunu çok olağanüstü değil mi bu? Yani bu kadar acizlikte bir insanın zihni bunu nasıl başarıyor? Ayrıca matematiğin de evrene uygun olması değil mi hocam? Bunun şartlarından biri. Evet. Yani buna da şunu evvel anlamamız lazım. Bizim bu kadar büyük bir acizlik içinde bu kadar evreni başarıyla anlayıp nüfuz etmemizin bir açıklamaya ihtiyacı var. Nasıl bir insanın kalbini atışına sözü geçmez ama yıldızlara ulaşabilir zihni? Bu soruyu sormamız lazım. Keşfedilebilirlik. Tabii keşfedilebilirlik denildi. Burada da karşımıza iki açıklama çıkıyor. İşte materyalizmin açıklaması. Bu böyle yani keşfetmiş bir açıklama ihtiyacı yok. Bu bir... İngilizcesi happy coincidence. Yani mutlu bir tesadüf. Bu entelektüel açıdan bana göre hiç de tatmin edici bir şey değil. Evet. Mutlu tesadüf izahı. Fakat teizmin izahı Allah insanı bu acizlikte yaratmasına rağmen insan zihnine öyle özellikler verdi. Ve evrene öyle bir keşfedilebilmesine uygun şartlar oluşturdu ki insan bu sayede Allah'ın sanatını bilecektir. Bunlar üzerine tefekkür edecektir. Bu Allah'ın evreni keşfedilebilir kıldığı için ve insan zihnine bu özellikleri verdiği için dir ki bu keşifler oluyor. Yani bu keşiflerin olması bu kadar acizlikle tesadüfen değil. Allah evreni keşfedilebilir kıldığı da oluyor. İnsanı da onu keşfedebilecek donanımda o evrenin tabii içerisinde. O ayrı bir delil zihinle ilgili. Evet. Ona zihne tamam, fıtratta gireceğiz. Tamam. Ama o da var. İkisinin birleşimi. Çünkü ikisinden biri eksik olmazsa olmaz. Hatta üçüncü bir şey var. Yani zihin çok kabiliyetli, evren keşfedilebilir. Aynı zamanda ikisi arasında da uyum var. Zihin evren arasında bir uyum var. Yani aslında hem zihin evreni keşfedebilecek yetenekte olup hem evren keşfedilebilecek delilleri ortaya koyup da birçoğu. Yani zihin evren arasındaki uyumda bir eksiklik olsa yine bu sonuç alamaz. Gerçi o zaman evren keşfedilebilir oldu da diyemezdik. Hocam... Evet. Bunu geçiyor muyuz? Yani bununla ilgili söyleyeceğimiz çok şey çok var şey ama var da, mesela yani bunlardan bir tanesi işte kalsın. Matematiğin evrene uyması. Evet, az evvel söyledim. O dediğinden bahsedebiliriz. Buyurun. O da bilim insanlarının birçoğu da yine burada dikkat ederlerse felsefi sonuçlarına düşünün. Matematiği kullanırlar.
maraton koşucuların ayaklarının kullanması gibi kullanırlar ama benim matematiği kullanmam nasıl mümkün oldu sorusunu sormazlar. İşte asıl soru bizim burada yapmaya çalıştığımız bilimi mümkün kılan koşullardan hareketle teizmin lehine, yani Allah'ın varlığının lehine deliller olduğunu göstermek. Bu açıdan baktığımızda dikkat edin, bilimle dinin çeliştiği şekilde bir şey söylenmesi mümkün değil. Mümkün yani değil. Bilimin faaliyetiyle ilgili bir şey siz söylemiyorsunuz. Faaliyetini mümkün kılan koşulları evet, koşuyorsunuz. Evet. Yani bu aradaki şeye çok dikkat etmeleri çok lazım. Bunu birçok bilim insanının düşünmediğini de bana kendileri de ifade etmişlerdir. Birebir konuşmamda, televizyon programı. Evet, biz onu düşünmeden bilimi kullanırız. Yani matematik evrene uyuyor. Fakat matematik evrene ne oluyor da uyuyor da çok önemli bir soru. Bakın bir kağıda alıyorsunuz şöyle bir kağıt. Üzerine bir sembollerle bir şey yazıyorsunuz. Hop 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 hop. Higgs'in işte tanrı parçacığı, hani Higgs parçacığını bulması var ya. Evet, evet. O en güzel örnek. Buraya bir şey yazdı, koydu. Orada 10 milyar dolardan fazla harcaması yapılan bir makine yapıldı ve orada tam o parçacık buldu. Bunun arkasında matematiğin evrene uygunluğu var. Higgs'in zihninin katkısıyla beraber. Higgs'in zihni hiçbir şekilde matematik kullanmadan onu orada bulması mümkün değildi. Şu andaki televizyon programı da matematiğin evrene uygunluğu olmasa kimse seyredemez. Bunların hepsi aslında bir şekilde matematiğin evrene uygun olduğu içindir ki mühendisler hesaplarını yapıyorlar da onlara bu program belli şekillerde ulaşabiliyor. O zaman karşımızda yine burada çeşitli görüşler var. Bir kısım felsefeciler şöyle düşünmüş. Matematik bu evren var olmadan da önce vardı. Bir kısım matematik felsefecileri de matematik insan zihninin bir icadıdır diye düşünmüştü. Fakat hangi görüşe giderseniz gidin, yine burada Allah'ın varlığı bence evrene matematiğin uymasını daha iyi açıklıyor. Niye? Eğer ki matematik bir keşif derseniz, yani bu evren var olmadan önce de matematik vardı derseniz, matematik soyut bir şey. Evet. Kendi kendine matematiğin evrene uygunluğunu sağlayacak bir şey değil. O zaman ne oldu da bu evren matematiğe uydu? Çünkü evren sonradan var oldu. Yani matematiğin evrene uygunluğunu bu açıklamaz yani hiçbir şekilde. Çünkü pekala bu evren matematiğe uygun bir yapıda olmayabilirdi. Olmayabilirdi. Yani evren eğer ki matematik bir keşifse, bu evren var olmadan önce de matematik vardıysa, matematiğin evrene uydurulması bunun bilinçli bir şekilde düzenlendiği şekliyle açıklayabilir. Yani çünkü matematiği yaratan Allah, evreni de yaratandır ve ikisini buluşturmuştur. Evet. İnsan zihninin bir icadı, biz hani satranç oyununu bulduğumuz gibi, işte insan kültürünün ürünleri olduğu gibi matematiği de biz bulduk. Evrene de o uyuyor birisi derse. Ama tamam, yani insan zihni matematiği buldu ama evreni yaratan insan zihni değil. Ne oldu da insan zihninin bir ricadı evrene bu şekilde nüfuzu sağlıyor? Yine açıkta kalan bir soru. Böylece uyuyor. Evet. Ha, yine Allah'ın bu matematikle evren arasındaki birleşimi sağlaması burada da yine bir açıklama getirir. Ve tabii ki bunun dışında bakıldığında mesela bilimde bu bir tanesi. Yani evrenin keşfedilmesini mümkün kılan matematiğin evrene uygun. Ama bunun dışında da birçok yasanın varlığı veya birçok ipucunun varlığı, ben bunları ayrı ayrı İnceliyorum. Yani burada hepsine giremeyeceğiz. Tabii. Onları da internetten okusunlar lütfen. De evrenin nasıl keşfedilmesinin mümkün olduğunu gösteriyor. Mesela sırf bazı yasaların ne kadar buna yardımcı olduğundan bahsedeyim. Mesela optik yasaları sayesinde biz görüyoruz. Evet. Dikkat edin. Benim gözüm şu kadarcık. Şurada karşımda seyrettiğim şey çok daha büyük. Nasıl ben bu kadar büyük bir şeyi gözümde görüyorum? Ay ve güneş dünyamızdan kat kat büyük. Şu kadarcık gözle güneşi görüyorum. Yıldızları görüyorum. Nasıl oluyor bu? Aslında cevabı basit fizik açısından. Hı-hı. Optik yasaları sayesinde var oluyor. Ama fiziğin yaptığı şey ne? Görmenin nasıl mümkün olduğunu optik yasalarla açıklıyor. Yani ufacık gözle nasıl bizim bu kadar çok şeyi görmemiz mümkün oluyor. Fakat bir de şu soru var, cevaplanması çok önemli. Ne oluyor da biz optik yasalarının var olduğu bir evrendeyiz? Hı-hı. Dikkat edin. Fiziğin optik yasalarını açıklaması, optik yasalarının neden var olduğunun açıklaması değildir. Evet, evet. Yani bunu birçok kimse dikkat etsin. Evet. Yani fiziğin optik yasalarını açıklamakla neden optik yasalarının var olduğu bir evrende olduğumuz açıklandığı zannediyor birçok kimse. O yüzdendir ki bu sorulardaki bu kurduğumuz mantıksal bağı birçok kimse kuramıyor. Evet. Hocam yine bir ara vereceğim. Sonra kısaca o zaman bunu da bitireceğiz. Evrenin keşfedilmesini burada o zaman bitirelim. Bitirelim. Yani tamam. Sonuçta şu. Evrenin
keşfedilmesiyle ilgili unsurları, Allah'ın varlığı bütün evreni keşfedilebilecek kıldığı için, bütün bunlar bilinçli bir şekilde düzenlendiği içindir ki evren keşfedilebiliyor diyerek çok iyi bir açıklama getiriyorken, materyalizm bunları bir dediğin gibi happy coincidence, mutlu bir tesadüf olarak görüp böyle olağanüstü bir düzenlemeyi açıklamasız bıraktığı için. Yani rasyonel bir kişi bunu, bu ikisi arasında tercih yapacak olsa materyalist ateist görüşü tercih etmeyecektir. Evet, bilim insanları da bilim yaparken biraz nasıl bu evren keşfedilebilir oldu, ne oldu da evrende yasalar var sorusun, bundan sonra sorsunlar inşallah. Tamam inşallah. Bundan sonrasına geçeriz. Tamam, evet. Biraz sonra birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, Yükselen Sözlere devam ediyoruz. Bugün sevgili hocamız Profesör Doktor Caner Taslam'ını ağırlıyoruz. Allah'ın Varlığının 12 Delili kitabını konuşuyoruz. Az evvelki bölümümüzde girmedik. Şimdi bir ayetimizi izleyelim ve 2 numaralı VTR'mizi rejiye söylemek için söylüyorum. İzleyelim sonra devam edelim inşallah. Kendi arzusunu kendine ilah yapanı gördün mü? Allah onu bilgili olmasına rağmen sapık sayar. Sanki kulağına ve kalbine mühür basmış, gözünün üstüne de perde çekilmiştir. Allah kabul etmedikten sonra kim onu doğru yolda sayabilir? Bilginizi kullanmayacak mısınız? Şöyle derler, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölür, yeniden hayat buluruz. Bizi bitiren zamandır. Bu konuda bildikleri bir şey yoktur. Onlar sadece tahminde bulunuyorlar. Onlara birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca tek dayanakları şu sözleridir. Haklıysanız babalarımızı alın da getirin. De ki, sizi yaşatan, sonra öldüren ve kalkış günü bir araya toplayacak olan Allah'tır. Bunun şüphe götüren yanı yoktur. Ama insanların çoğu bilmez. Câsiye Suresi 23-26. Ayetler. Evet, Câsiye Suresinin 23-26. Ayetlerini gördük. En'am Suresinin 29. Ayetinde de benzer bir ayetler grubu var. Yine Müminun Suresinde benzer ayetler grubu var. Bu ateist bakış açısını bugünkü tanımlayan ayetler gibi görünüyor bana hocam. Yani o yüzden bu ayetleri özellikle seçtim. Buyurun. Allah'ın varlığını anlayınca şeyin de anlaşıldığını gözden kaçırmamalıyız. Allah'ın varlığını anlamak demek peygamberlik mümkündür demek. Elbette. Yani. Nübüvvet. Niye? Çünkü Allah varsa isterse kendi mesajını insanlara bir şekilde iletebilir. Bizim de bugüne kadar gördüğümüz kadar bir insanla mesajlar iletmesi dışında bir yol yok. Yani başka Allah'la insanların irtibat kurabileceği. Onun dışında yine önemli bir şey, Allah varsa mucize mümkün. Mesela peygamberlerin mucizelere girip herhangi bir şeye için şüphe duymaya gerek yok. Yani önemli olan sadece Allah'a inanacak bir imanın oluşması. Mucize mümkündür. Allah nasıl onları yaratmıştır ayrıca konuşulabilir. Ama en azından mucizenin mümkün olduğunu görüyoruz. Yine önemli bir unsur, İslam'ın temel inançlarından biri, ahiretin varlığının mümkün olduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü bu dünyayı, evreni Allah'ın yarattığını anlarsak, bunları bir kere yaratan, bunları bir kez daha yaratabilir çok iyi anlıyoruz. Bunları da programda bu konuya daha geniş girmiştik. İzleyicilerimiz ona da bakabilirler. Sizin o kitabınızda bu konu daha da geniş anlatılmıştı. Tabii tabii. Yani bu şeyi de bilmekle, yani Allah'ın varlığını bilmekle biz aslında bir yerde nübüvvetin, mucizenin, ahiretin mümkün olduğunu anlıyoruz ki bu da zihinsel olarak ciddi bir aşama. Evet. Hocam isterseniz delillere hızlıca devam edelim. Fıtrat delillerine daha geniş vakit ayırmak istiyorsak bunları birazcık kısaltmamız gerekecek. Evrenin potansiyeli delili var evet. Sırada. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Legoları düşünün. Mesela çocuklar legolarla da oynar, bazen büyükler de oynar. Çok enteresan bunlar. Bazı lego oyunları gerçekten çok güzeldir. Ama diyelim bir lego kutusu. Lego kutusunu açtığınızda siz o legolarla bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela ufak bir bina yapabilirsiniz. Legonuz çoksa belki büyük de bir bina yapabilirsiniz. Legolarla mesela diyelim bir masa da belki yapabilirsiniz belli şekilde. Ama mesela ne kadar kabiliyetli olursanız olun o legolardan mesela bir at yapamazsınız. Belki at şeklini verebilirsiniz ama gerçek bir at yapamazsınız. Legolardan mesela bir televizyon üretemezsiniz. Veyahut da legolardan bir cep telefonu
yapamazsınız. Yani görüntüsü olsa da cep telefonu gibi legolar çalışmaz. Neden olmaz? Çok basit. Çünkü legoların potansiyelinde yoktur o. Bu özellikleri yoktur. Siz legolardan, sadece legolardan yapılması mümkün olan şey neyse çıkartırsınız. Bir varlık mantıken kendisinde potansiyel olarak mevcut olandan başka bir şeyi veremez. Yani legoların potansiyelinde olan masaysa, işte diyelim ki sandalyeyse, diyelim onları yaptınız, tamam. Ama potansiyelinde olmayan şey, siz dünyanın en üstün kabiliyetli insan olsanız da legolardan bir cep telefonu veya bir at meydana getirmeniz mümkün olmayacaktır. Çünkü onun potansiyelinde yok. Yani bir şeyin potansiyeli şudur. Mümkün olan onun kendi içindeki bütün birleşikleriyle, bütün olağan hallerini ifade eden bir şeyin potansiyeli. Yani o legoların mümkün olan hiçbir bileşiğinde bir at yoktur. O yüzden o legolardan bir at ortaya çıkmaz. Şimdi diyorum ki gelin bunu evren için düşünelim. Bir evren var. Hayalen bu evrenden bir an kendimizi soyutlayalım. Bu evrenin eğer ki bir materyalist ateist açısından potansiyelinde bu kadar büyük bir zenginliğin olması mı daha beklenirdir? Teizm açısından mı evrenin potansiyelinde bu kadar bir zenginlik olması beklenir? Çünkü bizim şu anda evrende gözlemlediğimiz her şey evrenin potansiyelinde olmasaydı olmaz. Bu evrenin legolarından ortaya çıkan şeyler nedir? Gördüğümüz 100'den fazla, 150'den az temel atom var kimya tablosundaki. Evet, evet. O atomlar belli şekilde birleşiyorlar işte. Belli molekülleri yapıyorlar. O moleküller organik moleküller, inorganik moleküller olabilir. İşte bu masa da o şekildeki yapılardan oluşuyor. Diyelim bir inek de o şekildeki molekülden oluyor. Bir kuş da o şekildeki molekülden oluşuyor. Ama nedir? O Lego kutusundan çıkanlar bu atomlar. Şimdi bu Lego kutusundan çıkan bu evrendeki bu atomlardan bir ateist başlangıçtan gelse, evrenden ne çıkacağını göremese, soyut olarak düşünse, bu potansiyelde bu kadar çok canlının ortaya çıkmasını, bu kadar çok teknolojik ürün ortaya çıkmasını beklenir kılacak bir şey var mıdır orada? Hangisinde bu kadar zengin bir potansiyelin ortaya çıkması muhtemeldir deriz. Aslında bu mantık yürütme şeklimiz bizim birçok güncel olayı da değerlendirmedeki şeklimiz. Biz hangi açıklamada bir şey daha muhtemelse onun doğru olduğuna daha çok ihtimal veririz. Evet. Mesela şöyle düşünün, biz buraya geldik. Diyelim ki Erdem'le ben koşu yarışı yaptık. Birileri geliyor buraya. Benim suratım asık. Erdem'in suratı gülüyor. Normalde nedir beklenen? Yani bir koşu yarışında ben diyelim sizi ki özellikle çok dünya çapında diyelim bir tur bunu kazanan büyük ödül alacak. Yıllarımızı buna vermişiz falan. Beklenen şey nedir? Kazananın mutlu, kaybeden üzüntülü olması. Evet. Yüzümüze bakanlar koşu yarışını görmese de o zaman yani aslında kimin kazandığını yüzümüze bakar. Çünkü birinin daha sevinçli, birinin daha üzüntülü olması onun kazanan, onun kaybeden olmasında daha mümkündür. Değil mi? Evet. Veyahut da şöyle bir şey düşünelim. Birisinin evinde diyelim iki kişiden birinin öldürdüğü düşünülüyor. Hangisinin onu öldürmesi daha muhtemeldir? O evinde de öldürülmüşse. Kimin evinde parmak izi bulunmuşsa daha muhtemeldir. Diyelim ki biz onu öldürürken görmedik ama o kişinin parmak izi evde var. Aynı zamanda kanı da oraya damlamış. Yerde de kan örneği var. O da bir boğuşma izini gösteriyor. Biz çok acayip hayali senaryolar başkasına da benzediği şeklinde kurabiliriz, edebiliriz. Ama bir hakim mahkemede karar verse, hiç öldürme anını görmese de öldüren diyelim ki Ahmet ise onun parmak izi ve kanının orada olması daha beklenir. Diyelim ikinci bir sanık diyelim ki Mehmet veya Necmi veya başka alternatifler var. Onların parmak izi kan izi yok. Bunun parmak izi kan izi var. O zaman bunun öldürmüş olması daha muhtemeldir diye. Hiç öldürme olayını görmese de aslında direkt onun öldürdüğüne kanaat bir hakim getirir. Dikkat edin, görme işlemi olmaz. Aslında biz güncel hayatta akıl yürütürken buna benzer mantığı hep kullanıyoruz. Hangi açıklamanın altında bir şey daha muhtemelse onun en doğru açıklama olduğunu veya en doğru olmaya en yakın açıklama o olduğunu düşünüyoruz. Yani öküz altında buzağı aramıyoruz. Aramıyoruz. Aslında yani güncel hayatta hep yürüttüğümüz mantık yürütme buna uygun. Bu şekilde çalışıyor. Evet. Ve evrenin de diyelim ki başlangıcına gitsek potansiyelle ilgili bir şey soruyoruz. Nerede daha zenginlik bekliyoruz? Buradaki diyelim bu legolar, bu atomlar. 100 tane küsur bunlardan. Mesela
Bir Allah'a inanan bir kimseye, Allah'a inanan bir insanın ne bekleyebileceğini bir kenara bırakalım veya önce bir ateist. Bunlardan aslında çok büyük bir varlık, zenginlik ortaya çıkmasını beklemek için bir şey yok ya. 100 küsur atom. Evet. Yani ne çıkacak bundan der insan. Evet. Fakat Allah'ın varlığına inanan bir insan için mahareti o atomlarda değil. Çünkü bir materyalist açısından o atomlar kendi kendine var olan varlıklar, bir bilinçleri, bir şeyler, bir şey ortaya çıkartma amaçları, idealleri yok. Ve bir zenginlik ortaya çıkartmak, bir çeşit ortaya çıkartmak için var olmuş şeyler de değil onlar. Öylesine var olan bir şeyler. Mutlu ve, tesadüf. Evet, o da mutlu böyle, bir tesadüf bir onlardan bir şey çıkarsa. Mutlu bir tesadüf olacağı için. Yani onlardan ortaya potansiyelinde ortaya çıkacak bir şey beklemek için bir sebep yok. Fakat Allah'ın varlığına inanan bir insan için o atomların varlığı tesadüfi bir varlık değil. Onlar bir şey ortaya çıkartacak şekilde yaptılar. Biz o atomlara baktığımızda onların potansiyelinde bir çeşitliliği göremesek de yüzden fazla 150 atom. Onlardan olağanüstü hiç beklemediğimiz şeylerin çıkmasını beklenir kılacak bir şey var. Çünkü maharet onlarda değil, kudreti sonsuz olan, ilmi sonsuz olan, her şeyden haberdar olan bir yaratıcıca maharet. Atomun kendisinde değil. O zaman bir de şimdi o potansiyelden neler ortaya çıktığına bakalım evrende. Dikkat edin. O evrenin bu potansiyelindeki atomlar sayesindedir ki işte bu kadar çok galaksiler var, nötron yıldızları var, kara delikler var, kızıl devler var, yıldızlar, gezegenler var, gaz bulutları var. Hele dünyanın içine girsek bir bakıyoruz milyonlarca canlı türü var. Bak bu laf gelişi söylemiyorum, milyon lafı bilerek söylüyorum. Canlı tür adedi şu anda tahmin edilen. Tür olarak. Milyonlarca canlı türü var. Denizlerin altında ışık üreten balıklardan çok enteresan şekilde çok uzun mesafelerde okyanusları geçip hep aynı yerlere giden balıklara kadar. Güneşin yönünü tespit edip ona göre yön bulan böceklere kadar. Çok enteresan maharetleri olan yuva yapmadan işte avlanmaya kadar olan kuşlara kadar. İnanılmaz bir çeşitlilik var canlılarda. Ve bu evrenin potansiyelinde var olması sayesinde. Ve dikkat edin. Evrenin potansiyelinde sadece canlılar yok. Bu masada evrenin potansiyelinde olmasa burada olamaz. Cep telefonu da evrenin potansiyelinde olmasa olamazdı. Yani bir mühendisin keşfedebileceği her şey burada potansiyel olarak var. Daha doğrusu icat olan her şey aslında özünde bir keşiftir. Hı hı. Evrenin potansiyelinin onu ona hediye etmesi sayesindedir ki onu icat etmiştir. Aslında o icat da evrenin potansiyeline hediye edildiği için aslında bir keşiftir. Mesela işte nanoteknoloji diyoruz şimdi. Mesela bu daha düne kadar bilinmeyen bir şey. Ama bugün öğreniyoruz ki evrenin potansiyelinde öyle bir şeyi de var. Tabii. Öyle bir imkan da var. Tabii. Daha ve diğerine bakalım. Ve dikkat edin, burada önemli bir şey bence. Sanat eserlerinin hepsi de evrenin potansiyeli. Bir kere bu kadar çok rengin var olması ve birkaç renk birleşince onların birleşiminden de acayip bir çeşitliliğin ortaya çıkabilmesi renklerin karışımlarından. Bunlar da evrenin potansiyelinde olduğu içindir ki oluyor. Diğer tarafta Itri'nin bir bestesi de, Bach'ın bir bestesi de, Sezen Aksu'nun veya Tarkan'ın bir şarkısı da onun notalarıyla, sözleri, her şeyle evrenin potansiyelinde olmasaydı olmazdı. Yani insanların teknolojik üretimleri, sanat, canlı türleri ve aklımıza gelebilecek her şey görebildiğimiz, çünkü bunların hepsi evrenin potansiyelinde var olması sayesinde ortaya çıktı. Bir zamanlar evrenin potansiyelinde şekilsiz bir maddeydiler. Bir enerjiydiler sadece. Ve sonra belli şekilde diyelim atomlara dönüştüler ve sonra belli bileşikler olarak karşımıza çıktılar. Hocam, ve bütün bunlar, bu zengin potansiyel bence bilinçli bir şekilde oluşturulduğu izah, bunları mutlu bir tesadüf gören materyalizmden çok daha mantıklı, evet. Akılcı. Hemen diğerine geçelim çünkü fıtrat delillerine gelmek istiyorum. Bu evren delillerinin bir diğeri yasaların ve sabitlerin hassas ayarı delili. Tabii vaktimiz olmadığı için orada iki tane hassas ayar argümanı var. Onları birleştirip yapacağız. Onları birleştirip vereyim. Şimdi tamam, bu da şu 1900'lü yıllarda bilim insanları şunu anladılar. Bu evrenin içsel yapısı da acayip bir hassas ayarlar var. O kadar hassas ki bu ayarlar yer çekimi sabitinin mesela katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon çarpı diyelim bir de 10 üzeri 60 eder, öyle 5 kere çarparsanız bir değişiklik yapsanız yer çekiminin sabitinde daha sonra bizim burada var olmamız ve herhangi bir canlının evrenin herhangi bir noktasında var olması mümkün değil. Mümkün değil. O kadar hassas bir dengeye bağlı. Bunun altını çiziyorum, dikkat edin. Evrenin herhangi bir yerinde
canlılığın oluşması mümkün değil. Çünkü bazen hep şöyle bir soru sorulur. Derler ki bu diyelim ki bu evrende hani canlılık oluşmayacaktı. Canım pekala başka bir gezegende oluşabilir. Hassas ayarların önemli bir özelliği onun da oluşamayacağını göstermesi. Niye? Yer çekiminin bir sabiti var G. Dikkat edin yani ayın yüzeyinde yer çekimi kütleden dolayı diyelim ki farklıdır. Ayın büyüklüğünden diğer unsurlarından toplam unsurlarından dolayı. Fakat G sabit G, orada da sabit. Yer çekiminin evet. sabiti aynı sabittir. Dünyada aynı sabittir. Yani evrenin her yerinde G sabittir ve o her yerde aynıdır. Şimdi bu sabit olandan bahsediyorum. Yani yer çekiminin hani dünyadaki Jüpiter'deki farklılığından değil. Bazen bu karıştırıldığı için vurguladım. Şimdi diyelim o sabit farklı olsaydı evrenin başlangıcında veya sonrasında diyelim ki daha şiddetli olsaydı bu sabit o gaz bulutları kara deliklere dönüşecekti. Kara deliklere dönüşünce şu andaki kimya tablosundaki atomlar da o bir iki tane hidrojen helyum gibi başlangıçtakilerin yani bir proton ve iki proton çekirdeğinde olan dipte atomlar dışındakiler aşağı yukarı hepsi yıldızların içindeki süreçlerle oluşuyor. Şimdi kara deliğe baştan dönüşseydi o yer çekimi sabiti daha şiddetli olduğu için o gaz bulutları bunların oluşması mümkün değil. Yani kimya dediğimiz olay ortaya çıkamıyor. Kimya ortaya çıkamadığı bir ortamdaysa moleküller ortaya çıkamaz. Evet. Moleküllerin ortaya çıkmayacağını hayal edilebilen herhangi bir canlı oluşabileceğini düşünmek mümkün değil. Veyahut da diyelim ki yer çekimi sabit ama daha şiddetli olacağına daha gevşek olsaydı, tamamen yer çekimi olduğu bir evrende olsak da yine yer çekiminin şiddeti gaz bulutlarını yıldızlara çevirmeye yetmeyecekti. O zaman ne oldu? Yıldızların içindeki süreçlerde bizim bedenimizin ham maddeleri pişti o fırınlarda. Karbon, demir, oksijen gibi en temel ham maddelerimizin hepsi yıldızların içindeki süreçlerde pişti. Bunlar olamayacağı için yine canlılık olamayacaktı. Yani canlılığın oluşması için işte moleküllerin oluşması lazım. Moleküllerin olması için kimya tablosundaki atomların ortaya çıkması lazım. Ve bir insan hayali ne kadar güçlü olursa olsun evren sadece uçuşan hidrojenlerden ibaret, protonlardan ibaret bir yer olunca evrenin herhangi bir yerinde hayal edebileceğim işte yok silikon bazlı olsun veya çünkü silikon da ortaya çıkamaz. Bazlı ve herhangi bazlı bir canlının ortaya çıkmasını bile düşünebilmek mümkün değil. Ve bu hassas ayar neye bağlı? Dikkat edin. Katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon da birlik bir yer çekimindeki sabitteki hassas ayara bağlı. Peki bu kadar mı? Diğer sabitlere baksak elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvetle ilgili bunlarda da aynı hassas ayarlar var. Sabitleri bir kenara bırakıp evrenin başlangıç koşullarına gitsek evrenin başlangıcında çok düşük bir entropi var. Onda da aynı hassas var. Evrenin genişlemesiyle alakalı kozmolojik sabit dediğimiz diyelim bir şey var. Onunla ilgili de burada müthiş bir hassas ayar karşımıza çıkıyor. Ve öyle bir hassas ayar ki bu, işte 10 üzeri yüzde birlik, 10 üzeri 120'de bir, 10 üzeri 60'da bir, 10 üzeri 40'da bir gibi rakamlar çıkıyor. Ve müthiş bunların, büyük rakamlar. Dikkat edin, bunların yani müthiş küçük müthiş küçük, yani bunlar öyle bir rakamlar ki, bunların hepsinin birden olması lazım. Dikkat edin. Çünkü bunların hepsi bir şey için olmazsa olmaz koşul. Yani diyelim ki yer çekiminin hassas ayarı oldu, elektromanyetik kuvvetin oldu, güçlü nükleer kuvvetin oldu, başlangıç entropisi oldu, kozmolojik sabit oldu. İşte neyi saymadık? Zayıf nükleer kuvvetteki diyelim ki hassas ayar yok, geri kalan hepsi oldu. Hı hı. Yine geri kalan bir şey olmuyor, kimyaya geçemiyor. Hepsinin aynı anda gerçekleşmesi lazım. Evet, bu kadar hepsinin hassas ayarı, burada daha sayamayacağım çok uzun listedekinin hepsinin olması. Yani hem yasaların varlığı, dikkat edin, yer çekim yasası diye bir yasa olmazsa olmadığı gibi o yasa var olup da hassas ayar olmazsa evet. da olmuyor. Aynı şey ne bileyim başka birçok şeyin kuantizasyon ilkesi olmazsa da canlılık olmuyor. Yani hem böyle yasaların varlığı hem matematikle ifade edebileceğimiz değerler hepsinin bir arada olması çok fazla şart var. Bir eksiltilse bile canlılığın mümkün olmadığı. Evet. Biz şunu görüyoruz yani bir amaca kullandırılmış olasılıklar zihinle gerçekleştirilmiştir. Ve bunu hayatımızda hep biliyoruz. Ben buraya geldiğimde şöyle bir örnek verebilirim. Diyelim ki burada ateizmin açmazları yazıyor. Gözüküyor mu bilmiyorum o kameradan. Şurada ateizmin açmazları gözüküyor, yazıyor. Evet. Şimdi programımız ateizmle ilgili ve ateizmin açmazları yazıyor orada. Ha ben bunun tesadüfen oluşmadığını oradaki ne bileyim yani bilgisayarın içindeki belli noktaların rastgele bir şekilde ışıklanmasıyla o yazının ortaya çıkmadığına güvenebiliyorum. Niye?
Çünkü yani anlamlı çok fazla nokta var. Anlamlı bir şey ve Türkçe'de ateizmin ve açmazları kelimelerle birleşiyor. Bugünkü programla uyumlu. Evet. Ve Türkçe'deki iki tane ayrı kelime ateizmin açmazlarıyla birleşmesi için rastgele çıkacak noktalar ve bugün konuyla birleşmesi için çok çok düşük bir olasılığın gerçekleşmesi lazım. Ama zihin ne yapar? Çok çok düşük bir olasılık da olsa bu programın bir başlığı için zihin onu seçtiği için o düşük olasılığı ortaya çıkmasında bir sorun görmeyiz. Çünkü arkasında bilinçli bir zihin vardır. Ama eğer ki bunun arkasında bilinçli bir zihin olmasa bu ateizmin açmazları orada nasıl yazılı ortaya çıktığını mantıklı bir açıklamasına sahip olmazdık. Bugünkü bu programla uyumu için. Yani o yüzden biz buraya bir bakışta görmedim ben o ateizmin açmazlarını oraya bilinçli bir şekilde birinin yazdığını. Fakat ben bu akıl yürütmeden çünkü olasılık olarak çok çok düşük bir olasılık onun Türkçedeki iki kelimeyle birleşmesi. Yani olasılık olarak düşük bir şey ve bir amaca yönelik. Demek ki bunun arkasında tabii, bir bilinç var. Ha, aynı şey hassas ayarların olma olasılığı onun ateizmin açmazlarını orada şu anda yazıyor olmazlar çok çok daha düşük. Küçük bir o yani mukayese edilmeyecek kadar daha düşük. Evet. Şimdi evrenin başlangıcında ki o hassas ayarlar sayesinde bu kadar çeşitli canlılık, kimya, insan, böcekler, kuşlar, balıklar gibi bir şey ortaya çıkıyor canlılık. Böyle bir amaç ortaya çıkıyor görüyoruz hassas ayarlar. Evet. Bu da bizi neyi gösteriyor? Bu hassas ayarların bilinçli şekilde oluşturulduğu şeklinde bir delile götürüyor. Ha, tarih boyunca biz baksak Platon'da da var, Thomas Aquinas'ta da var, Newton'da da var. Yani evrendeki tasarımdan Allah'a ulaşmakla ilgili argümanlar eski Yunan'da, Hristiyan felsefede, İslam felsefesinde var. Mesela İbn-i Rüşd buna Kur'an delili der. Çünkü Kur'an'da daha çok evrene göndermeler, yaratılışlar olduğu için. İnayet ve ihtira delilleri başlığıyla daha çok İbn-i Rüşd arar. Yani İslam felsefesinde daha çok Hudus delili ön plana çıktıysa bu delil de var. Yani İbn-i Rüşd'de. Veya başkaları da tabii ki onu savunmuştur. Tarih boyunca bu savunulan bir delil. Evrendeki tasarım ve düzenlemelerin ve gayenin Allah'ın varlığını gösterdi. Fakat bu ileri sürdüğüm argüman da şöyle bir nokta var. Tarih boyunca sunulan bir delilin, tarih boyunca hiç elinde olmayan verileri 20. yüzyılda karşımıza çıktı. Yani bunun bu kadar inanılmaz derecede küçük bir ihtimal olduğunu yeni görüyorum. Tabii ve ilk defa böylesi. Tabii bu verilerin hesaplanması hepsi 1900'lü yıllar. Evet. Hepsi çok çok yeni. Hatta 2000'li yıllara geçince de bir kısım. Bu Roger Penrose'dan bir şey yapmışsınız. Onunla ilgili mi hocam bu şey? Bu, bir tanesi Roger Penrose'un ileri sürdüğü, oradaki benim alıntı yaptığım evrenin başlangıç entropisinin düşüklüğünü hesaplıyor. Evet. Yani bu verilerden birkaç sadece bir tanesini örnek veriyor. Ortaya koyduğunuz şeyler neyse onu kitap okuyanlara bırakalım. Bunları ben biraz saydım bu benzerleri. İşte çok fazla da örnek de vermiyorum vaktimiz yok diye. Hocam hemen geçelim isterseniz. Yani buradaki yalnız olasılığın ne kadar düşük olduğunu göstermek için şunu diyeyim. Arada elmaları vermişsiniz onları yiyorum. Yani bir yandan sol tarafımla ip sağ tarafımla. Arada yemeniz gerekmiyor hocam. Nasıl izleyicilerimiz de ekran başında şu an atıştırıyorlardır. Biz de burada yiyebiliriz. Yani bizi de mazur görsünler arada atıştırıyoruz. Buyurun. Evet. Elmadan şeye geldik. Elmanın varlığı da hassas ayarlar sayesinde oldu. Onu arada parantez içine alalım. Şimdi hassas ayarların ne kadar düşük olasılıkla olduğunu gösterir için şöyle bir örnek vermekte fayda var. Çünkü 10 üzeri %1 neye karşılık geldiğini birçok kimse anlamıyor. 100 milyarlarca galaksi var bütün evrende. Evet. Ve her galakside 100 milyarlarca yıldız var. Aşağı yukarı evrende tahmin edilen yıldız sayısı, güneşimiz bir yıldız, güneşimiz gibi yıldız sayısı, birin arkasında 23 sıfır yazacak kadar aşağı yukarı. Yani bu kadar büyük bir rakam. Rakam var. Buna rağmen bütün ev... Ve dikkat edin, şuradaki tek bir kalem var. Bu kalemin üstünde milyarlarcadan fazla atom var. Atom. Onların içinde de daha bir sürü proton, nötron, elektron gibi parçacıklar var. Evet. Ama bütün evrendeki protonları, nötronları, elektronları, hatta foton, ışık parçacıkları ki şu masanın üstünde ışıktan trilyonlarca ışık parçacığı var. Buna rağmen bütün evren, dikkat edin, bizim galaksimiz Dünya değil. Bütün evrendeki ışık parçacıkları, proton, nötron hepsini toplayın. 10 üzeri 90 gibi bir şey çıksa karşımıza. Parçacıklar 10 üzeri 80 ama elektronlarla ışık parçacıkları daha çok olduğu için. Biz kaçtan bahsediyoruz hocam? Sadece bu hassas ayarlardan bir tanesi mesela hatırladığım kadarıyla zayıf nükleer kuvvetin hassas ayarı veya bu kozmolojik sabitin evrendeki hassas ayarı için 10 üzeri 120'de birden bahsediliyor. 1 bölü 1 sıfırın yanına 120 tane sıfır koyacağız. Bu kadar bir hassas ayar. Ve bir sürü hassas ayardan bir tanesi. Bu ne demek biliyor musunuz?
Evrenin herhangi bir noktasına diyelim bir tane elektron. Dikkat edin. Evrenin diyorum. Herhangi bir galaksinin herhangi bir nokta sadece bir tane elektronu saklayın. O elektron diyelim ki özel işaretli bir elektron olsun. Rastgele evrenden bir elektron alacak bir kişi. Onu sadece seçiyor. O elektronu alırsa bu evrende canlılık mümkün olacak. Geri kalanını alırsa mümkün olmayacak. Bu nedir? İşte orada ateizmin açmazlarının rastgele yazılmış olma ihtimalinden çok çok, çok daha düşük bir olma. Böyle bir olasılığın olması, bütün Türkiye'nin düşünün kumsallarına bir tane kum tanesini sakladığınızda o kum tanesini bulan bir insan ben bir kere de bulurum bunu diyor birisi. Siz onu bir kere de bulsa yani bunu gerçekten yani rastgele olamayacağını düşünürsün. Ama demin söylediğim olasılığın düşüklüğüne göre yani kum, bütün Türkiye'nin kumsallarına saklanan tek kum tanesi bulmak yani çok sıradan bir olay rastgele bir şekilde. Ve bu kadar düşük bir olasılık gerçekleşmesi sayesinde sadece bir hassas ayarda, daha buna benzer bir sürü hassas ayar var. Canlılık burada mümkün. Bunun en basit, en akla uygun açıklaması evrendeki hassas ayarların bilinçli şekilde düzenlendiği, böyle bir rastgelelik falan yok. Canlıların ortaya çıkması Allah'ın planıydı. Allah'ın planı olduğu içindir ki evrenin iç yapısına bu içkin olan Allah hassas ayarları yaptı. Çünkü o sadece işte kurbanın Allah'ı değil, işte atın Allah'ı değil, kuşların Allah'ı değil. O aynı zamanda evrenin Allah'ı, aynı zamanda yasaların Allah'ı, elektromanyetik kuvvetin Allah'ı, başlangıçta entropinin Allah'ı, bütün varlığın Allah'ı, bütün varlığın ilahı ve hepsine gücü yeten, hepsini elinde tutan olduğu içindir ki başlangıçtaki hassas ayar ayarladı ve bunlar ortaya çıktı. Böyle bir Allah'a da inanırsanız işte bu delilden şeyi görürseniz bu Allah'ın şu anda bizim konuştuklarımızı duyup duymayacağından şüphe etmezsiniz. Yani bu, bütün malın sahibinin o Allah olduğundan bu kadar kudret yüksek bir Allah'ın bu Allah'a için ahireti yaratmanın çok basit bir şey olduğundan en ufacık bir şüpheniz olmaz eğer bunu delili tam anlarsınız. Hocam ara vereceğim biraz sonra. O yüzden hemen fıtrat delillerine girelim isterseniz. Burada bir de canlıların tasarımı delili var. Onu kısaca canlıların geçelim. Tasarımı delili 2-3 cümle edeyim. Canlıların tasarımı delilinde canlılar dünyasındaki çeşitliliğinde tasarımla ilgili bir şeyler söylediğini söylüyorum. Bir de buradaki bir parantez içinde Allah'ın süreçle yaratmasının Kur'an'da birçok noktada geçtiğini, bu yüzden evrimin Allah'ın yaratılışta kullandığı bir mekanizma olmasının İslam inancı açısından bir sorun olmadığını da orada bir değiniyorum. O kadarını söyleyeyim sadece fıtrat delillerine. O konuya belki daha sonra geçeyim. Yani evrim teorisi bizim anlattıklarımıza bir rakip değil. Demin anlattıklarım mesela bazıları diyor ya evrim teorisi ateizmi gösteriyor. Bir yani Allah'ın yaratılış şekli olabilir evrim. O açıdan Allah'ın yaratmasına bir alternatiftir. Ki bence yani Allah evrimi birçok noktada kullanıyor. Diğer taraftan demin söylediğim argümanların hiçbiri şeyle alakalı değil. Evrim, canlar dünyasının daha içine girmedik. Evet. Niye? Tamamen yasalarla şunla bunla. Evet. İster evrim olsun ister olmasın. Bu hassas ayarlar olmazsa evrim de olamaz. Hiçbir canlılar şey başka türlü de ortaya çıkamaz. Kozmolojik delilinde savunduğumuz şey. Evren olmazsa zaten bu olamaz. Veyahut da doğa yasaların varlığının delili. Yasalar var olmasına karşı evrime dayanıp bir itiraz getirmeniz mümkün değil. Evrenin keşfedilebilirlik olgusuna siz evrim teorisinden yola çıkıp bir karşıt bir şey söylemeniz mümkün değil. Kısacası bizim şu ana kadar saydığımız delillerin hiçbir tanesine evrim teorisinden hareketle karşıt bir cevap verilmesi mümkün değil. O yüzden evrim teorisi ateizmi gerektirir şeklindeki cümleler Richard Dawkins gibi bazı bana göre bu argümanlar üzerine iyi düşünmemiş kimselerin söylediği cümleler yanlıştır. Bu çok açıkça gözüküyor. Evet. Çünkü canlılığın başlangıcında var eden koşullardan Allah'ın varlığına biz gidiyoruz. Bu koşullar olacak ki ister... Daha henüz yeryüzüne tabii, gelmedik. Yani daha yeryüzüne daha canlılığa vesaire gelmedik. Bunlar Allah'ın varlığını gösteriyor. Yani sen evrimin hangi şeklini, ister neo-Darwinist şeklini, ister Lamarckçı şeklini, ister falanca filanca şeklini savun. Önce bu anlattığımız, yasaları tabi. Yani orada evrimden hareketle buraya bir cevap verebileceğiniz yok. Ayrıca Kur'an'da ve diğer dinsel kitaplarda Allah'ın süreçlerin yaratıcısı olduğu söylendiği için evrimi bir süreç olarak görmekte de sorun yok ama o başka bir program. O ayrı bir tartışma. Ama şeysi. En azından bu fikrimizi söyleyelim. Fıtratla ilgili şeylere reklamdan sonra geçelim. İnşallah. Diyoruz. Biraz sonra birlikteyiz. Yükselen Sözler'in son dönemi içindeyiz. Son düzlüğe girdik bu akşam için sevgili izleyiciler. Caner Taslaman hocamızla birlikte son kitabını konuşuyoruz ve sırada fıtrat delillerimiz var. Yani kitabın ikinci
bölümü. Burada da 5 tane fıtrat delilimiz var. İstiyorsan hani fıtrat delillerinde olması gereken özelliklerden bakalım. Buyurun, şimdi buyurun. Rum suresi 30. ayeti açsınlar. 30. sure 30. ayet. Evet. Şimdi oradan... Hatta şöyle yapalım hocam. Ben o ayeti hemen ekrana getir vereyim. Hocam. Onu bir izleyelim. Daha güzel. Devam edelim. Evet, ekran iyidir hocam. İşte şu ayet sevgili izleyiciler. Haydi ekran. Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın yarattıklarında geçerli kanuna çevir. O, insanları da ona göre yaratmıştır. Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din bu dindir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Ona yönelen kişiler olun. Ondan çekinin ve namazı tam kılın da müşriklerden olmayın. Rum Suresi 30-31. Ayetler. Evet, biz 30-31'i bir arada gördük. 30. ayet. Şimdi buyurun ayette hocam. Geçen birkaç şeyin altını çizelim. Bir, Allah fıtratta bir deliller olduğunu söylüyor. Dosdoğru dinin bu olduğunu söylüyor. Dikkat edin. Yani fıtrat bizim yaratılışımızda bir deliller var. İki, insanların çoğunun bundan habersiz olduğunu söylüyor. Bir şey daha vardı orada vurgulanacağımız. Allah insanları da o fıtrata göre yarattı. Tamam. Şimdi bir insanları onun üzerine yarattığı geçiyor. Yani üç tane özelliğe dikkat edin. Yani Allah Yahudileri, Hristiyanları, Müslümanları, Mecusileri onun üzerine yarattığı değil. Mesela sırf Müslümanlarda o özellikler var değil. Yani herhangi bir insanda sağlıklı, normal herhangi bir insanda da o özellik de var. Ayette insanları onun üzerine yaratmıştır diye geçiyor. Şimdi bütün insanları yarattığı bir şeyde bir Allah delil olduğunu söylüyor. Dikkat edin. Fakat buna rağmen insanların çoğu bundan habersiz. Evet. Şimdi bence başlangıç noktamız şu olmalı. Bu bütün insanlardaysa doğuştan bir şeydir. Doğuştan yani bütün insanlarda ortak olan bir özelliktir. Yani kültürle öğrenilen bir özellik değildir. Evvela bunu yakalamamız lazım. Yani öyle bir şey bulacağız ki o zaman fıtrat özelliği olarak o delilleri çıkartacağımız. Doğuştan bütün insanların sahip olduğu bir özellik olmalı. Kültürel bir şey olmamalı. Ve bundan nasıl dinle ilgili bir delil çıktığını göstereceğiz. Dosdoğru din buysa. Ve ondan sonra bunu gösterdiğimizde de 3 numara dedik ya, insanların çoğunun bundan habersiz olmasına şaşırmayacağız biz o delili çıkarınca. Peki insanlara haber? Niye? Çünkü zaten ayet söylüyor. Evet. İnsanların çoğu bundan habersizdir. Şimdi bu o zaman da şöyle bir şey var. Bütün insanlarda olmasına rağmen bazı insanlar bundan sonuca gidemiyorlarsa demek ki bu ancak düşünülünce bir üzerine bir vakit harcı, emek ciddi harcamadı. Tefekkürle demek ki ortaya çıkan bir şey bu fıtrat. Evet. Çünkü tefekkürle ortaya çıkan bir şey olmasaydı insanların çoğu ondan habersizdir demezdi ayet. Bak şimdi bütün insanlarda var ama insanların çoğu ona rağmen habersiz ve ona rağmen orada bir delil var. Şimdi ben bunu düşündüğümde bu ne olabilir diye baktığımda ve deliller çıkartılabilecek şeyleri gördüm. Mutlaka başka şeyler vardır ama ben 5 tane şeyden hareket ederek bunları söyleyebileceğimi düşündüm. Bir, insandaki doğal arzular. Doğal arzulardan kastım yani insanlarda doğuştan olan arzular. Yani nedir? Korkuların giderilmesi arzusu gibi. Bir önceki programımızın yaşam arzusu gibi. Olan arzu. Evet. Bir önceki kitabınızın konusu değil mi hocam? Evet. İkincisi ahlak duygusu. İnsanların bir kısmı ahlakın kültürel öğrenildiğini düşünüyorlardı ama son 20-30 yıldaki çalışmalar insanların ahlaki bir varlık olmasıyla ilgili yeteneklerinin doğuştan geldiğini gösterdi. Daha konuşma çağından önce biz ahlaki tercihler yapabilecek bir zihinsel donanımla dünyaya geliyoruz. Bu yani fıtrat, ahlakın insan fıtratını geri yolda hep söylenmiş bir şeydi ama böyle bir bilimsel, psikoloji veya bilişsel bilimler gibi çalışma alanlarıyla gösterilmiş bir şey değildi. Şimdi bunun için bir bilimsel desteğimiz de var yani. İkincisi bu doğuştan ahlaki yapı. Üçüncüsü akıl yeteneğimiz bütün insanlarda var. Dördüncüsü irademiz değil mi yani dediğim gibi yani elma mı yersin armut mu dediler elmayı seçtim bu bir irade. Seçme olması bir çıkarken işte pembe gömlek mi giyelim mavi gömlek mi dedik bir gün maviyi seçtik bir gün diyelim pembeyi seçtik gibi yani iradevi seçimler. Ve beşinci olarak da şeyi aldım bilinç ve benlik. Aslında bilinç ve benlik birbirinden ayrılabilir 5-6 denebilir bu da bizim farkındalık hissimiz, sahip olduğumuz zihin durumlarından, sahip olduğumuz yani
dış dünyamızdan, bütün bunlarla ilgili içimizdeki farkındalık hissi özellikle bilinci oluşturur ve buna içten tanıklığımız da bizim benliğimizi oluşturuyor. Ve felsefede bunların ne kadar zor tartışma konularının olduğunu birçok kimse tahmin edemez. En büyük yanılgı benim gördüğüm, insanların bu fıtrat delillerinin değerini anlamaması ile ilgili şuradan kaynaklanıyor. İnsanların hepsinde aşağı yukarı bu özellikler var diye, yani insanlar biraz daha zeki, biraz daha zeki olsa da herhangi bir akıl yürütüyorlar. Yani sonuçta bana 6 elma verdin, ikisini bir yerse 4 elma kaldı çıkarımın veya buraya gelirken yolu bulmanda bir akıl, basit de olsa akıl yürütmelere dayanıyor. Her insan da belli bir akıl yürütüyor. Ve her insan elma mı armut mu deyince kimse elmayı, kimi armut seçiyor. Bak irade. Ve her insanda belli bir arzuları var. Yani birisi korkutursa onu, korkularından kurtulmak istiyor ve çalışıyor. Veyahut da mutlu olmaya çalışıyor. Mutluluk arzusu gibi bir arzusu var. Ve demek ki yani bütün insanlarda varsa bu önemsizdir zannediyoruz. Evet. Hani birçok zaman aslında mesela görmek olağanüstü bir nimet. Bütün insanlarda olduğu için onu basit zanneder, bu nimete yeterince şükretmeyiz ya. Evet, evet. Farkında bile olmayız. Bu aslında arzular içinde benzer bir şey var. Aslında bu arzuların bizde olması için hiçbir sebep yok. Bu ahlaki yapının, bu iradenin, bilincin olması da bir açıklamaya muhtaç. Ve biz buna içsel tanıklıkla, bu tanıklık ettiğimiz varlıkların kendisi aslında olağanüstü. Ve aslında bunlara da fiziki madde indirgenip de açıklanamıyor da ayrı bir şey. Onlarla da ilgili tartışmak lazım. Ve bunlar da ciddi deliller var. Fakat bence bu delillerin önemini hissetmek için aslında kendimizdeki bu her bir ahlaki bir yapımızın doğuştan olması, arzularımızın olması, irademizin olması, aklımızın, bilincin, benliğin olmasının ne kadar muhteşem bir şey olduğuyla ilgili baştan o hayret hali ve bunun olağanüstülüğüyle ilgili bir anlayış içimizde oluşursa ondan sonra bence bu fıtratta çıkan delilleri daha çok takdir edebiliriz. Evet. Şu andaki kitabımda ben fıtrattaki delillerin nasıl Allah'ın varlığını gösterdiği var. Çünkü Allah'ın varlığı için 12 delil kitabı. Evet. Ama şu anda hazırladığım mesela fıtrat delilleri diye bir kitap hazırlıyorum. Bu 5 tane delilin her birinin daha uzun versiyonu var. Bunun 3 katı kadar. Ha, orada bunların nasıl dinle ilgili belli hakikatleri, neden dinin olması gerektiğini de nasıl gösterdiğini ayrıca o kitapta ele alacağım. İnşallah. Ama onu inşallah yazın sonunu beklesin. Biraz böyle kendimi bağlayıcı da sözler edeyim ki yazın sonu. Daha bekliyoruz hocam o zaman yazın sonunda. Tamam. Daha oradan fazla çalışırım herhalde. Söyledik ağzımızdan söz çıktı deriz. öyle başlayabiliriz. Tamam başlayalım hocam. Buyurun. Şimdi ilki arzulara birkaç program evvel girdik. Onu biraz hızlı geçebiliriz. Tabii tabii öyle yapalım. Ya yani zaten özet bir şekilde birkaç cümleyle geçelim. Şimdi oradaki şunu doğuştan diyeceğim. Doğuştan ahlak deliline gelelim. Buyurun. Şimdi şu. Doğal arzular deliline şunu savunayım. Doğal arzular delilinin önemli bir durum özelliği hiç kimsenin itiraz edemeyeceği insanla ilgili bütün insanlarda ortak olan özelliklerden hareket etmesi bir özelliği. Diğer önemli bir özelliği bu özelliklerden hareketle ateistler dini insanların uydurduğunu söylemeye çalıştılar. Ve bu argümanda ben ateistlerin başlangıç noktasını yani bu arzuların Allah'a insanı ve dine götürdüğünü kabul ediyorum. Fakat yaptıkları çıkarımın yanlış olduğunu yani bunların Allah'a ve dine göndermesini Allah'ın bunları insana koyduğunu bir delili olduğu için kullanıyorum. Evet. Yani tarihin en ünlü ateistleri, felsefe tarihi, Freud, Schopenhauer, Feuerbach, Nietzsche, Sartre, mesela bütün bunlar mesela bu arzu delinin içinde ben hepsine atıflar yapıyorum. Nasıl belli arzulardan insanın Allah'a gittiği için insanların dini uydurduklarını ifade ettiklerini. Hı hı. Yani aslında bu argüman tarihin en meşhur ateistlerine malzeme veren. Bir de benim mesela bunu bir İngilizce yayında yaptım bu makaleyle ilgili. Mesela İngilizce yayında kullandığım deyin şuydu. Başkalarının boğulduğu yerde yaşam suyunu bulmak. Bir alt başlık olarak kullanmıştım. Yani aslında ateistlerin o boğulduğu nokta gerçekte bir yaşam suyunun olduğu nokta. Boğulunacak bir nokta değil orası. Onunla şöyle yapalım. Yani buradaki argümanın detayına girmeyeceğim. Argümanda evvela şunu yapıyorum. Yaşam arzusunun nasıl Allah'ın varlığına ve ahiretin varlığını gösteren düşünüyorum. Yani yaşam varlığı üzerine her insandaki ortak bir özellik yaşam arzusu. Mesela bir tsunami gelse buradakileri işte bizi öldüreceği haberini alsak birçok insan yemek yese, içse, muhabbet etse, hoşuna giden bir sürü şey olsa yaşam arzusu o kadar güçlü bir arzudur ki her şeyi bir kenara bırakır ve oradan kaçar. Hayatta bize birçok şey yaptırtan şeydir bu yaşam arzusu. Evet. Ve mesela ne bileyim şu kalemde yok, şu cam bardakta yok yaşam arzusu.
Yani bizde ne oluyor şeklinde bir soruyu da sormamız lazım. Veya korkuların giderilme arzusu böyle. Veya hepimizin bir mutluluk arzusu var. Evet. Yani bu yine dediğim gibi buradaki bu çatal mutlu olmaya çalışmıyor. Bu elma parçası da mutlu olmaya çalışmıyor. Ne oluyor da biz mutlu olmaya çalışıyoruz. Ve burada Pascal ve C.S. Lewis gibi sevdiğim Hristiyan felsefeciler var. Onların ve tabii aynı zamanda matematikçi de Pascal, C.S. Lewis edebiyatçı başka yönleri de var. Yani ilginç bir şey diyorlar. Yani bütün insanlar mutluluğu arar. Bir mutluluk arzusu vardır. Zengin, fakir, yaşlı, genç, prens, çiftçi. Kim alarsa kalan bir mutluluk peşine gider. Evet. Fakat hiç kimse tam mutlu değildir. Herkesin içinde bir boşluk vardır. O tabii ki bir yerde bu boşluğu ancak Allah doldur diyerek Allah'a doğrudan bir arzu içimizde olduğumuz şeklinde mesela Pascal kullanıyor. Ben onu tabii söylenmesi zor bir şey olduğu için o tarz kullanmıyorum o ifadeyi. Fakat şurası belli. Yani bu dünyaya bakan hiçbir kimse bizim mutluluk arzumuzun bu dünyada tatmini olmayacağını görür. Korkuların giderilme arzusu yani böylece yani niye mutluluk arzusu ancak bu dünyanın dışında bir ahiret varsa olması evet. mümkün. Ahiretse ancak bizim bedenimiz öldükten sonra bu evrenin de yok olacağı gözüküyor bilimsel olarak. Bir o zaman evreni aşkın bu evrenin yok olmasıyla yok olmayacak biri olması için evreni aşkın bir güç evet. olması lazım. Evreni aşkın, aynı zamanda bu insanı yeniden yaratması mümkün olan bir güç. O da ilk defa bilinçli bir şekilde yaratmış bir güç varsa ancak yaratabilir. Güç olması lazım ki ahireti yaratsın. Yani bizim mutluluk arzusu bizi aslında bu dünyada tatmin olmayıp ahireti istetiyor. Fakat ahiret ancak Allah'ın varlığı ile mümkün. İle mümkün. Veyahut da yaşam arzusu da benzer şekilde oluyor. Veya korkuların giderilmesi arzusu. Mesela Freud buradan hareket etmiş. İnsanın içine bir korkularından giderilmesi aslında bu dünyada bizi yaşatan da bir şey aynı evet. zamanda. Fakat korkuların giderilmesi arzusuna baktığımızda insanın evrenin büyüklüğü ve kendi acizliği üzerine düşünen insan bu acizliğinde bir Allah'a sığınmak ister diyor Freud. Bu yüzden Allah'ın varlığını kendisi uydurmuştur diyor. Ben diyorum ki gerçekten korkuların giderilmesi arzusu Allah'a gönderir. Freud'un dediği doğru ama bu uydurduğu anlamına gelmez. Evet. Freud'un yaptığı şey ve Schopenhauer'in diğerlerinin benzer şekilde yaptığı şey felsefede bizim kökensel hata dediğimiz bir mantık hatası. Genetic fallacy deniyor buna. Evet. Bir şeyin kökenini göstermekle onun yanlış olduğunu gösterdiğini evet. zannediyorlar burada. Bu ciddi bir mantık hatası. Bir şeyin kökeni göstermekle size onun yanlış olduğunu gösteremezsiniz. Onun yanlış olup olmadığı ayrı bir şeydir. Mesela birçok insan okula daha gitmeden aileden dünyanın yuvarlak olduğunu öğrenir. Veyahut da diyelim ki kedilerin ve köpeklerin de yavrular olduğunu diyelim evinde öğrenir. Bunu evinde ailesinde öğrendi diyelim. Bunu evinde öğrenmiş olması bu bilginin yanlış olduğunu bir delil değildir ki. Hatta alakası yok. Tabii yani. Kökeni yani siz o bilginin kökenini göstermekten bizim insanların Allah'a yönelmesinin kökeninde arzular olabilir. Evet. Ama bu Allah'a uydurduklar anlamına gelmez. Gelmez evet. Ama bizim argümanda yapma yani benim argümanda en azından yapmaya çalıştığım şey şu. Bu kadar farklı arzunun onları teker teker kitapta sayıyorum nasıl Allah'ın varlığını göster. Her birinin Allah'ın varlığını göstermesinden içimize bu arzuların Allah tarafından yerleştirildiğini söylüyorum. Allah tarafından bu arzular bize yerleştirildiği içindir ki biz Allah'a yöneliyoruz. Bu diğerinden yani o Freud vesairenin savunduklarından çok daha rasyonel bir sonuç. Tabii daha rasyonel bir sonuç. Bir kısım şöyle bir itiraz da gelebilir diye. Bir de ki kardeşim Freud'a kökensel mantık hatası dedin. Sen de bunun kökenini gösterip de Allah'ın varlığını göstermiyor musun dedin. Hayır değil. Dikkatli dinlenirse. Başta öyle zannediyor bir şey kimse değil. Niye? Freud ve diğerlerinin yaptığı şey kökeni gösteriyor. Bu kökenden dolayı uyduruyorlar. Ha demek ki o yüzden Allah yoktur diyor. O mantık hatası işte. Kökensel mantık hatası. Fakat benim yaptığım şey bu köken yani mutluluk arzumuz, korkuların giderilmesi arzusu veya burada şüpheden uzak bilgi edinme gibi başka arzular sayıyorum. Onlar bizi Allah'ın varlığına götürüyor. Demek ki biz Allah'a inanalım demiyorum. Öyle deseydin ki benimkisi de kökensel mantık hatası. Benim dediğim şey, burada bu köken var. Bakın inceliyoruz. Bu kökenin burada oluş sebebi ne? Yani İslami terminolojide ben bu kökeni o fıtratın bir parçası görüyorum. Bu fıtratın nasıl olup da burada olduğunun açıklamasına gidiyorum. Eğer ki bu fıtrat bizi oraya götürüyor, haydi oraya gidelim deseydim mantık hatası olacaktı.
Ama ben bu fıtratın nasıl oraya geldi? Eğer ki bu fıtrat bizi Allah'a gönderiyorsa demek ki Allah kendine yönelim diye bu fıtratı bu şekilde oluşturmuş. Ve bu fıtratın içinde bir sürü ayrı unsurun her biri bizi Allah'a yöneltiyor. Birbirinden bağımsız bu kadar arzunun her birinin yöneltilmesi bunların tek bir kökten bilinçli olarak bu şekilde dizayn edilmeleriyle daha iyi açıklanır diyorum. Evet. Argümanın temeli bu. Ve detayları da kitapta. Şimdi şeye gelebiliriz. İkinciye. Doğuştan ahlak dediğimiz, evet. Dediğiniz bölüm. Buyurun şimdi, hocam. Doğuştan ahlak delilinde de şunu söylüyoruz. Şimdi insanın ahlaki yapısının 20. yüzyılda birçok kimse kültürler tarafından oluşturulduğunu düşündü. Durkheim'a falan gitseniz baksanız işte tamamen ahlaki yapımızı oluşturan kültürdür diyecektir. Veya James Watson gibi hem psikoloji hem felsefede ünlü bir isim. Bana bir çocuk verin, istersen ben onu cani yaparım, istersen işte acayip bir alim yapalım falan derken veya çok ahlaklı yaparım derken eğitimin her şeyi olup doğuştan gelen yeteneğin hiçbir şey olduğunu yani insanın tamamen boş bir zihne sahip olduğunu doğuştan düşünüyor. Biz tabii ki yani bu argümanda kültürün diğerlerin ahlakta önemli olmadığını savunmuyorum. Tam tersi. Din de belki kültürün bir parçası evet. Ve ahlak da önemli oluyor. Sonradan öğreniyor. Ama ahlak kültürle ortaya çıkmıyor demeye getiriyorsunuz değil mi hocam? Yani doğuştan olması gerekiyor. Evet şey. Yani sonradan öğrendiğimiz bizim din ve diğer birçok faktör olmasa belki ahlakın işlemesi mümkün olmaz. Ama doğuştan o sahip olduğumuz ahlakla ilgili fıtrat olmasa din ahlak olmaz. Bunu görüyoruz. Bunu bize modern psikolojideki bilişsel bilimdeki deneyler özellikle gösteriyor. Yani 20. yüzyılın başlangıcındaki böyle bir tabula rasa, boş levha, zihin izahları çok hakim olmakla beraber son 20-30 yılda işte çocuklar üzerinde yapılan deneyler var. Kuklalar gösteriliyor, ediliyor daha konuşamayan çocuklara. Bir bakıyorsunuz kuklalar arasında ne bileyim mızıkçı kuklaya karşıt, yardımcı kuklayı seçmeleri gibi çok şeyler var. Onlara girmiyorum çok vakit alacak diye. Tamam. Bundan bence daha da önemlisi felsefi açıdan dikkatli bir düşünce geliştirirsiniz. İyi, kötü, doğru, yanlış. Adaletli, adaletsiz kavramların çok kompleks kavramlar olduğunu görüyorsunuz. Zor kavramlar. Ve çok küçük yaştan itibaren böyle zor kavramların da kullanılabilmesi de bence doğuştan bizim ahlaki bir sistemi içselleştirecek şekilde dünyaya geldiğimizi gösteriyor. Bu ahlaki sistem dini bir sistem de olabilir aslında. Mesela dine atıf yapmayan bir ahlaki sistem de olabilir. Ama ahlakın en temel özelliklerinden biri. Yani dinlerin en temel özelliklerine bir ahlaki aynen. Bir yapıda sunmaları. Hatta ben bu doğuştan ahlaki yapının olmasını neden ateistlerde aslında oldukça ahlaklı olabiliyorum da bir cevabı olarak kabul edebiliyorum. Çünkü biz biliyoruz ki gerçekten birçok ateist de gayet aynen. Ahlaklı olabilir. Yani bunda şaşılacak bir şey de bulmuyoruz. Bu argümandaki iddiam benim. Yani ahlaki yapılarımızın olması bizim içsel sezgilerimiz ve yaratılışımız uygundur. Fakat Allah'a atıf yapmazsak mantıksal temeli yoktur. Yani ateistler ahlaklı olurken kendi fıtratlarına, çünkü dedik insanların özelliği bu fıtratın ortak olması. Ateistler ahlaklı olurken fıtrata uygun bir yapı sergilerler. Fakat mantıksal, rasyonel temelleri yoktur. Ancak Allah'a atıfla onun mantıksal temeli olacağını ayrıca argümanda mesela şöyle demişsiniz, neden kendi en çok mutluluğumuza göre değil de en çok kişinin en çok mutluluğuna göre hareket etmeyi iyi olarak nitelemeliyiz ve neden bu iyi standardına göre eylemde bulunmalıyız gibi yararcı ahlakın temelleri açısından çok temel soruların materyalist ateist paradigma içerisinde rasyonel bir cevabı yoktur. Tabii yani bu yararcı ahlak veya Kant ahlakı da daha biraz değişik bir ahlak şekli çünkü Kant'ın kendisi Allah'a inanıp ahlak teorisinde atıf yapsa da ahlakın yine de Allah'tan bağımsız şekilde kurmaya çalışıyor. Yani Kant biraz karışık. Ona birçok kimseye gelecektir. Kant'a getirdiğim eleştiriler de biraz daha dikkatli takip edilmesi gerekir. Ama yararcı ahlak birçok kimsenin daha çok aşina olduğu bir ahlak veya daha rahat anlayacağı bir ahlak olabilir. Yani birçok kimsenin en çok kişinin en çok yararına göre hareket etmeyi söyleyen bir ahlak. Yani tamam bu ahlaki ilke için birçok yerde faydalı da olabilir her zaman ama oradaki yani açmazlar olan yerler var ama açmazlar olan yerleri bir kenara bırakırsak bu ahlaki sistemin mantıksal temelinin ne olduğunu görmek mümkün değil. Neden biz kendi çıkarımız için değil de en çok kişinin en çok yararı için hareket edeceğiz? Çünkü ahlakta bulunan bir insan ortaya bir felsefecinin koyduğu işte James Stuart Mill, John Stuart Mill veya babası James Mill
Bentham, onların işte ortaya koyduğu bir ahlak teorisine göre hareket edeyim diye etmez ki. Evet. Kendi menfaati için birçok insan eylemde bulunur. En çok insanın en çok yararına ben göre hareket etmeliyim. Min mantıksal bir temelini de göstermek lazım. Evet. Ha, burada işte bir mantıksal temel gösteremiyor yararcı ahlakı savunanlarda. O en temel ilkeyi. Yani en temel ilke sanki açıklamaktan beriymiş gibi bir anlayış seviliyor. Bir kere burada ciddi bir yanlış var yararcı ahlakla ilgili. Yani ben buradaki alternatif ahlakların bir geçerli olamayacağı için oradaki o atıfı yapmıştım. Şimdi ben şöyle kuruyorum buradaki argümanı. Diyorum ki bu doğuştan ahlak özelliğimiz var. Bununla ilgili ne denebilir? Bir, yoktur denebilir. İki, vardır tesadüfen oluşmuştur deneyebilir. Üç, vardır Allah oluşturmuştur diyebilir. Şimdi ben bu psikolojideki deneyler ve bu demin söylediğim bu iyi kavramın ne kadar kompleks olduğu ile ilgili düşüncelerle birinci şıkkı eriyorum. Yani bu doğuştan zihnimizde ahlakla ilgili ciddi bir şey var. Yani bebekler üzerine yapılan deneyler şunlar, bunlar bir sürü veri var. Artı işte bu çok komplike kavramları çok basit bir şekilde kullanıyoruz. Diğer taraftan tesadüfen oluşmuştur izana karşıt ne diyeceğiz? Ha, tesadüfen oluşmuştur izana karşıt da iki tane temel savun var. Birincisi şu, doğada biz baktığımızda geri kalan canlılar insanla benzer ahlaki gibi gözüken eylemlerde bulunuyorlar. Ama şöyle bakar, hangi hayvan bilimciyle konuşursanız konuşun bunların ahlaki bir bilinçle yapılmadığını, genlerindeki kodun otomatik uygulayıcılar olduğunu söyleyecek. Mesela arı ve karınca kolonilerinde müthiş fedakar hareketler var. Bir bakıyorsunuz kendi kolonisi için canını feda ediyor. Kendini bir saklama kabı gibi kullandır diyor kimisi. Burada baktığımızda bu bizim yani ahlakın önemli bir ilkesi olan fedakarlığa çok uygun davranış var arıda karınca. Ama bunlar birkaç hafta yaşıyor birçoğu. Ve bir bakıyorsunuz genlerin otomatik uygulayıcısı aslında. Yani burada bir başka türlü ben yapabilirim de bunu yapmayayım gibi bir şey düşünüp de arada bir tercihte bulunmuyor. Evet. Çünkü aslında ahlaki eylem içinde başka türlü yapabilmeyi ve özgür iradeyi de içinde kapsayan bir teori aslında ahlaki eylemde bulunmak. Hani dinin dedim ya aslında en temel sırlarından biri imtihan dünyasında olduğumuzun evet. ortaya konması. Ahlaki farkındalık o zaman aslında bir batek baktığımızda insan da insan başka türlü yapabilecekken mesela fakire vermeyi tercih ediyor. Kendi menfaati için diyelim başkasına zarar verebilecekken vermemeyi tercih ediyor veyahut da menfaati için zarar veriyor. Yani özgür iradesiyle başka türlüsünü seçebilecekken yapıyor. Buradaki genlerin otomatik uygulayıcısı olmadığı gibi insan ahlaki en temel kavramlar olan iyi kötü, İyi kötü o yapılan ahlaki eylemin kendisini nitelemesiyle alakalı bir şey. Bir de doğru yanlış. Buysa eylemin yapılması gerekip gerekmediğiyle ilgili bir şey. Doğru yanlış kavramları. Bunlarla düşünüyorum. Ancak iyi kötü doğru yanlış kavramlarıyla düşündüğünüzde bir eylem ahlaki eylem oluyor. Bu bilinçle karar verdiğinizde ahlaki farkındalık oluyor. Kısacası doğada biz baktığımızda genlerin otomatik uygulayıcısı olmak gibi tamamen insanın yaptığına benzer ahlaki eylemle aynı davranışların ahlaki davranış değil ama onlar genlerin otomatik uygulayıcısı. Çünkü ahlaki farkındalık yok için. Uygulanıyor. Bilerek yapılmış yani insan ahlaki için, olsun diye yapılmış bir şey değil. İnsan için niye ayrı bir mekanizma var? Ahlaki farkındalıkla eylemde bulunuyoruz. Normal bir biyolojide bunun bir cevabı yok. Çünkü doğada bunun da zaten diyelim ki mekanizması çözülmüş. Diğer canlılarda böyle bir mekanizma var. İnsan için neden yepyeni bir mekanizma olsun davranışlar? Madem tesadüf. Tabii niye madem tesadüf ve bu doğada çözülmüş bir mekanizması var. İnsan için yepyeni bir çözümün olması baktığınızda çok zahmetli bir şey süreç açısından. Niye bu? Evet. Ha, ama dinin burada çok önemli bir açıklaması var. Niye? Çünkü insan sorumlu bir varlık. İmtihan dünyasındayız. İmtihan dünyasında olmanın önemli bir şartı ahlaki farkındalık. Ve doğuştan insana ahlaki bir varlık olacak şekilde hani ayette de işte iyiliğini ve kötülüğünü ilham edene diye bir ayette geçiyor değil mi? İnsanın fucu, reha ve takva. Evet. Diğer taraftan fıtrat elinde işte verilen fıtratın da insanın bir fıtri yapısının olduğuna dikkat çekiyor. Yani bunlarla da beraber aslında insan o fıtri yapının doğuştan iyi kötüyü bilecek o özelliklerin verilmesi aslında imtihan dünyasında olan bir varlık olduğu için. Çünkü ahlakı anlayacak bir zihinsel yapımız olmasa İmtihan olmamız da mümkün değil. Yani nasıl yasaların olduğu bir evrende olmasak imtihan olmamız mümkün olmadığı evet. gibi sonuçlarını bilemezsek. Ama işten biz iyi kötü diyen bir muhasebemiz olmasa da ahlakı biliyoruz mümkün.
Kızılası insan da ahlaki farkındalığın olması burada Allah tarafından bunu verildiği zanı, çünkü Allah bunu bir imtihan sürecinde insan olacağı için özel ona verdiği izahla birleşip anlamlı oluyor. Rasyonel bir Allah'ın temeli varlığı temsil tercih etmem için burada neden var? Bu birinci neden. Erdem'e gidince hep de şey diyorum ya, Erdem'le muhabbet ederken falan rahatız, hızlı konuşmayacağım. Bana aman hep hızlı konuşma diyorlar ama bu sefer de yok çok hocam, fazla şey anlatmayla ilgili öyle bir endişem var ki. Yani yine hocam, bir daha yaparız öyle. Yine hızlı konuşmadan kendimi kurtaramıyorum. Yani bir, ancak çok dikkat etmem lazım benim yavaş konuşmam için, ama böyle yarımda hocam, biri olup da lafımı kesme ihtimali olunca veyahut da böyle çok fazla şey anlatmak istediğimde bir anda konuşmam hocam uzman. Gayet anlaşılır ve net geliyor, o yüzden haydi rahat inşallah. Rahat olun. Buyurun. Umarım öyle olmadı, birazcık öyle, %20 durdurmaya basıp da beni dinlesinler. Yani. Sonra videoyu. İkinci bir neden şu. Ahlaki eylemlerimiz ancak Allah varsa, dikkat edin bu cümleye, rasyonel yani akılcı bir temeli olur. Ancak Allah varsa. Demin söylediğim gibi ateistler de Allah'a atıf yapmadan ahlaki eylemde bulunabilir. Evet. Ama buradaki soru akılcı temeli olup olmadı. Olmadı, evet. Niye? Çünkü ahlaki davranış üzerine düşünürsek, ahlaki davranış bizi bağlayan bir davranıştır. Mesela bir yerde diyelim ki ufak bir çocuğa diyelim ki kötülük yapılıyorsa, diyelim ki o çocuğun bir yerde Afrika'da falan parmaklarını kesiyorlarsa dilendirmek için, veya bu başka ülkelerde de olabilir, orada fakirlikten dolayı aklıma geldi. Veya Hindistan'da öldükten sonra bazılarının eşlerini yakıyorlarsa, o Hindistan Afrika kültürü ve o dilencilerin bir kısmı diyelim onu o şekilde yaptığı için onların kültüründe ne olursa olsun biz bunun kötü olduğunu düşünürüz. Evet. Yani ahlakla ilgili düşüncemiz şudur aslında. Diyelim ahlaki bir yasa var adeta içimizde. O çocuğa kötülük yapmak kötü. Bu dul kadını kocası öldükten sonra yakmak kötü. Ama bunu öyle bir düşünüyorum ki ahlaki yasa. O toplum ne düşünürse düşünürsün bireyler bu kötü. Böyle düşündüğümde ahlaki yasa aslında, ahlaki eylemde bulunmanla ilgili şey aslında toplumu aşan bir yasa. Bir yasa insanın üstündedir ve insanı empoze eden ancak bilinçli bir güç olursa onun yasa olduğunu söyleyebiliriz. Ve eğer ki toplumu aşan bir yön olmasaydı yasanın, o zaman o kültürde diyelim ki o çocukların parmaklarını kesmelerini, o öbür kültürde kadınları kocalarından sonra yakmalarına bize kötü gelmesine bir manası olmadı. Ahlaki açıdan karşı çıkamazdık. Evet. O zaman o kültüre göre oluyor diye düşünecektik. Evet. Ama içimizdeki doğuştan o gelen ahlak duygusuna bastırmasıyla biz objektif olarak, yani o toplum ne düşünürse düşünsün, o bireyler ne düşünürse düşünsün, o ahlaki eylemin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Buysa ancak toplumu ve bireyi aşan bir yasayı empoze eden bilinçli güç varsa mümkün düşünürüz. İşte bu toplumu ve bireyi aşan, bize belli bir yasa empoze etme gücü olan varlığa da zaten Allah diyoruz. Evet. Biz Allah'a karşıt ancak sorumlu. Niye? Çünkü o bizi yaratan, her şeyi gören bilen. Çünkü her şeyi gören bilen olmasa, bizi yaratmasından dolayı ona karşı bir sorumluluğumuz olmasa, o zaman onun bize bir güç empoze etmesi, yani bir yasa empoze etmesinin mantıksal temeli de olmaz. Evet. Ha, o zaman iyi düşünün, bize doğuştan içimizde olan ahlakla ilgili duygu ancak Allah varsa mantıksal temel buluyor. Evet. Çünkü toplumu aşan ve bilinçli bir gücün empoze etmesi gereken bir şey ahlak yasası. O zaman buradaki soru şu, ne oluyor da bizim içimizde ancak Allah varsa mantıksal temel olan bir ahlaki duygular var? Tek Tanrı dinlerin cevabı çok basit. Evet. Çünkü Allah o yasayı içimize koydu. Bu ne? Peki bunu bir kısım ateistler de mesela farkına varmışlardır. Yani onu da söyleyeyim. Hani Nietzsche, Sartre gibi mesela ateistler. Ancak Allah varsa ahlakın rasyonel temeli vardır. Allah olmadığı için de yoktur diyorlar. Yani birçok ateist ancak Allah varsa ahlakın mantıksal temeli olacağını, Allah olmadığına göre olmadığını söylemişler. Onlar tabii o dönemdeki bu doğuştan ahlaki yapımızın farkında değiller. Ama bu doğuştan ahlaki yapımızın farkına varan bazı ateist biyologlar da o zaman şunu diyorlar, yani tamam doğuştan bir ahlaki yapımız var ama ahlak bir illüzyondur. Yani biz ahlaki bir şey yapmak zorunda hissediyoruz kendimizi ama bunun hiçbir mantıksal temeli yok. Hocam yani buradan şuna 10 dakikamız kaldı, biraz diğer iki şeye geçebilmemiz için biraz kısaltalım şey diyelim. Yani kısacası içimizdeki ahlakla ilgili duygu ancak Allah varsa mantıksal bir zemin oluşturur. Tamam. Yani Allah'ın varlığına inanç adeta bir anahtar gibidir diyelim. Hı hı. İçimizdeki ahlak duygusu bir kilit gibidir.
Daha doğrusu içimizdeki ahlak duygusunun anahtarı öbürü kilit olarak düşünün. İçimizdeki ahlak duygusu bir anahtar gibidir, öbürü bir kilit gibidir. Bir anahtarın kilide uyması vardır. O ahlak duygumuzla Allah'a ve dine inan. Çünkü din aracılığıyla emirleri biliyoruz. Bu anahtar ve kilidin bu şekilde uyumlu olması, aslında bu anahtar ve kilidin birbirine uygun yapılmasıdır bunun en iyi açıklaması. İçimizdeki ahlaki yapının Allah tarafından oluşturulmuş olması en iyi açıklanır. Kısacası bu iki tane farklı unsur. Yani insan için ahlaki farkındalık diye farklı bir çözümün olması, ki insanın imtihan edilmek için yaratıldığı olgusuyla bunu neden ona farklı bir yapının verildiğini anlıyoruz. İkincisi, ancak Allah varsa ahlakın rasyonel temeli olması. Cevabı da benzer içinde. İçimizde o ahlak duygusu var ama ancak Allah varsa rasyonel temel buluyorsa bunun Allah tarafından konulmuş olduğunu düşünmek en mantıklı açıklama. Evet. Yani fıtratımızdaki bu özellikler, yani farkındalık ve Allah varsa rasyonel temeli olması da bence Allah'ın varlığını gösteren bir unsur. Tabii ahlak felsefe açısından, eylemlerimiz açısından çok çok önemli bir unsur. O yüzden yani, hocam ahlaki eylemimizin, ahlaki yapımızın Allah'ın varlığını gösteren, tespit etmek çok önemli bir argüman. Hocam akıl deliline mi geçelim yoksa irade? Akıla geçelim irade önce. İrade ile mi devam edelim? Onların çünkü hepsi de çok bir... kısa vaktimiz kaldı. Olsun, buyurun. Hadi. Tamam, beklediğimden çok oldu ama ben bu sefer bayağı hızlı konuştum. Yani aslında şeyi konuşmak istiyorum da bilmiyorum vaktimiz kalacak mı, bu bilinç ve benlikte ateistlerin ne bedel ödediklerine dair bu eleyici materyalizm demişsiniz. O kısım aslında çok güzel, çok önemli benim için ama bilmiyorum ona vaktimiz yok, kalacak. Yok, akılda da diyorum. Benzeri o bedel tamam, ödeniyor bilinçli. Tamam, buyurun, buyurun. Şimdi akılda biz bir akıl yürütme faaliyetlerimiz var. Şimdi bu akıl yürütme faaliyetlerimiz için gerekenleri düşündüğümüzde aslında bizim bilinç ve benliğimizin olması lazım. Mesela bilinçsiz bir varlığın akıl yürütmesi mümkün değil. Hmm. Değil mi? Farkındalık olmazsa. Bir kendimiz, ben mesela bir ben diyorum ki var. Kalem yazı yazmaya yarar. O zaman Erdem yazı yazmak istiyor. Ben ona kalemi vereceğim diye böyle basit bir akıl yürütmeyi alalım. Benim böyle basit bir akıl yürütme için bile kalemin ne olduğunun bilincinde olmam lazım. Eğer ki bu düşüncelerin ben dediğim bir benliğe ait olduğunu düşünmüyorsam yine bütün düşünceler manası olur. Yani bilinç benlik akıl yürütmek için şart. Benim kalemi veren veremeyen biri olmam veyahut da bir şeyi düşünüp düşünmem arasında tercih yapabilmem de aslında bir iradenin göstergesi. Yani aslında bilinç ve irade ve irade ve bilinç ve benlik gibi, ki bu üçü de felsefe açısından çok dev konu. Onu da söyleyeyim. Olması da aslında aklın varlığı için olmazsa olmaz Saşa. Fakat onun dışında, onları da bir kenara bırakalım. Tamam. Akıl için gerekli. Birçok kimsenin farkına varmadığı şeylerden biri şu. Bizim akıl yürütürken kullandığımız malzeme aslında fiziğin bize anlattığı dünyada hiçbir yerde yok. Mesela çok basit şeyleri alayım. Buyurun. Burada dikkat edin. Yani bunlar üzerine düşünmek, bakın bunun özellikle baştan ama belirtmem lazım. Bu akıl, irade, bilinç için. Bunlar bize o kadar içkindir ki akıl, irade ve bilinç ve benlik. Bunlar olmadan biz yani düşünemeyiz, bir şey üzerine akıl yürütemeyiz. O yüzden bu düşünmemiz üzerine düşünmek, yani en temel özelliklerimiz için düşünmek birçok kimseye zor gelmiştir. Yani nasıl falan der birçok kimse. Yani nasıl oluyor yani hani. Bunu nasıl yapıyoruz? Bu neden madde bunu açıklayamıyormuş falan oluyorlar birçok zaman. Ondan bunlar üzerine daha dikkatli düşünmek gerekiyor. Yani felsefe açısından en zor konular birçok zaman çok uzaklarda olan konularla ilgili değil, bize en çok içimizde olan, en çok biz olan konularla ilgili. Evet. Çünkü kendimizden onu soyutlayıp onun üzerine ciddi düşünemiyoruz. Bunun altını çizmem lazım. Mesela akıl yürütmedeki bir kavram. Mesela kalem yazı yazmaya yarar ama su fışkırtmaya, diyelim ki su tabancası gibi su fışkırtmaya veya mermi sıkmaya yaramaz. Değil mi? Bu bir şey. Mesela ben konuşurken bu kalem üzerine düşünebilmem için neyin doğru neyin yanlışın kalemle ilgili olduğunu bilmek gibi bir özelliğe muhtacım akıl yürütebilmek evet. için. O anda onu farkında olayım veya olmayayım. Yani kalem kurşun sıkmaz ama yazı yazmaya yarar. Bu doğrudur diye. Yani. Veyahut da yanlıştır. Kalem kurşun sıkmaya yarar yanlıştır. Öbürü doğrudur. Doğru. Fakat şöyle düşünün. Fiziğin anlattığı bize bir dünyayı düşünelim. Protonlar birbirini itiyor. İyi, yani güç nükleer kuvvet onları bir arada tutuyor. Elektronla proton işte birbirini çekiyor falan. Orada bir atom altı, bir itmeli çekmeli bir şey var. Moleküller yine yapışmayla falan bir araya geliyor.
Bu fizikten buradan kimyaya geçiyoruz. Bu canlı moleküller olunca biraz daha molekül oluyor, biyolojik DNA'lar falan çıkıyor. Fakat nereye gidersek gidelim bütün bu yapılarda aslında itme ve çekme gibi özelliklerin daha değişik, daha sofistike olmuş halinden başka bir şey yok. Siz maddenin özüne baktığınızda ne kadar güçlü bakarsanız bakın fiziğin anlattığı dünyada çok basit mantık yürütmemiz açısından kavramlar olan doğru ve yanlış kavramlarına bir temel bulmanız mümkün değil. Oysa bizim en basit akıl yürütmelerimiz bile doğru ve yanlış kavramına dayanıyor. Bunun farkına varan işte demin söylediğimiz yüksek bedel, işte mesela Patricia Paul Churchland gibi karı evet. koca var, felsefeci ve şeyde o. Demin söylediğim bilinçle ilgili de aynı şeyi söyleyecekler bunlar. Biz doğru ve yanlış kavramlarından bunun farkına varınca vazgeçmek zorundayız diyoruz. Dikkat ediyor musunuz? Evet. Oysa doğru ve yanlış kavramlarından vazgeçmemiz lazımdır cümlesini bile doğru ve yanlış kavramlarından vazgeçerek kullanamazsınız. Çok güzel. Bunu yani, söylemenizi istiyorum. Çünkü evet. doğru ve yanlış kavramlarından vazgeçme cümlesinin doğru olduğunu düşünüyorsunuz ki onu söylüyorsunuz. Çok güzel. Nasıl doğru yanlış kavramlarından? Mesela insan zihnindeki işte akılla ilgili bu özellik şöyledir böyledir diyeceksiniz. Herhangi bir cümlenin manalı olması o cümlenin doğru ve yanlış kavramlarıyla değerlendirilmesiyle. Ben kitabınızdan okuyayım mı acaba? Okuyun. Şöyle demişsiniz. Çıkarım yaparken mantığı kullandığımız, dolayısıyla çıkarımımızın sağlıklı ve doğru olduğuna inancımız materyalist ateist dünya görüşünde bir illüzyondur. Ancak bu durumda materyalist ateizmin mantıken tutarlı bir görüş olduğunu bile iddia edemez. Çünkü böyle bir iddia bile mantıksal çıkarım yapmayı gerektirir. Yani tam bir kısırdığı gibi bir paradoks. Ben bu ikinci bir maddeyi doğru yanlış, ikincisi de mantıksal çıkarım yapmak. Doğru biz, yanlışla ilgili de biz mantıksal çıkarım yaparken aslında tüme varım, tümden gelim gibi şeyler kullanıyoruz. Özdeşlik ilkesi var zihnimizde, çelişmezlik ilkesi var. Ve bak şimdi şuna dikkat edelim. Fizik yasalarıyla mantık yasaları birbirinden kökten farklıdır. Fizik yasalarının mantıken farklı olduğunu düşünebiliriz. Fakat mantık yasaları hakkındaki genel görüşümüz mümkün olan bütün evrenlerde bunların geçerli olduğu şeklinde. Yani bir örnek vereyim. Yani şimdi bu kalemi atınca düşürüyor buraya da. Yer çekimi yasası. Pekala yer çekimin olmadığı bir evren düşünebilir. Birçok evet. fizikçi de bunu düşünebiliyor. Mesela G'nin farklı olduğu bir şey düşündük sabitinin. Evet. Yer çekimi hiç olmadığı bir şey de düşünebiliriz. Schrödinger denkleminin olmadığı bir evren düşünebiliriz. Değil mi? Pekala. Fizik yasalarının dikkat edin. Farklı olduğunu düşünebiliyoruz. Ama şunu düşünemeyiz. Yani 3, 2'den herhangi bir evrende daha küçüktür. Şeklinde bir şeyi düşünemiyoruz. Yani mantığın ilkelerinden kaynaklanan şeylerin herhangi bir evrende de geçerli olduğunu düşünüyoruz. O zaman bu da sabit bir şey ortaya çıkartıyor. Sabit bir kural ortaya tabii, çıkartmış oluyor. O zaman mantıkla ilgili ilkeler, mantık yürütmeyle oluşan şeyler de fiziğe aşkın bir yapı var adeta. Fakat bu evren sırf fiziksel parçacıklardan oluşan bir şey diye düşündüğümüzde. Mesela ben diyelim ki akıl yürütüyorum. Herhangi bir materyalist açıdan akıl yürütme beynimdeki işte belli kodların her nasıl kodlanıyorsa onlar bir tüme varmasıyla ilgili bir şey. Ama beyindeki o pozisyonlara ne dersen diyeyim onlar bir maddi pozisyonlar. Buraya dikkat etmek lazım. Maddi pozisyonların belli şekilde olmasıyla elde edilebilecek hiçbir şey aslında herhangi mümkün olan bütün evrenlerde geçerli olan bir yasayı temellendirmesi mümkün değil. Yani öyle çok fizikalist bir açıdan gittiğimizde o açıdan herhangi bir mantık yürütmenin maddi dünyada temelini bulmak mümkün değil. Herhangi bir mantık yürütmenin maddi dünyada temelini bulmak mümkün olmayacak ki bu materyalist açısından sorun. Çünkü şöyle diyeyim bir teist açısından evrenin temel unsuru zaten başta akıla dayanıyor. Allah'ın aklı biz yani Kur'an-ı terminoloji olarak Allah'ın ilmi diyoruz. Evet. Allah ilim sahibi olduğu içindir ki geri kalan şeyler oluyor. Yani hiçbir şey yani tesadüf evreni olmadı. Var eden şey Allah'ın aklı, Allah'ın ilmi. Evet. O açıdan akıl türemiş bir şey değildir. Ezeli bir unsurdur. Allah istediği kadar diğer insanlara verebileceğini düşündüğü için bir teist ezeli unsur olduğunu. Aklın nasıl ortaya çıktığını açıklamakta bir sorun teşkil etmez. Fakat bir materyalist açısından aklın nasıl ortaya çıktığını tarif etmekte inanılmaz bir güçlük var. Hatta evet. yani bana göre edemiyor bildiğimiz şey. Çünkü siz dediğim gibi herhangi bir bizim maddi evrende, materyalistin tarif ettiği bir evrendeki maddi yapının herhangi bir tüme varım veya tümden gelin daha evrensel bir şey diyelim veya matematiksel herhangi bir önermenin
zihinde oluşan herhangi bir yapının onu temellendirdiğini düşünemezsiniz. Zihinde olan bir şey fiziksel bir şeydir. Başka türlü olması da mümkün olan bir yapıdır. Başka türlüsü olması mümkün olmayana nasıl temellendirsin? Evet. Mümkün. Eğer ki mantık yürütmeyi o zaman maddeyle temellendiremiyorsanız, materyalizm doğrudur diye bir iddianız da mantıkla yapılmış bir iddia olduğunu söylüyorsunuz. Ve bunun doğru olduğunu söylüyorsunuz. Hem doğru kavramını temellendiremediğiniz gibi herhangi bir akıl yürütmenizi de temellendiremezsiniz. Değil mi? Nasıl temellendireceksiniz? Çünkü maddi yapıda bir akıl yoktur. Akıl yürütmeyi temellendirecek bir şey yoktur. Maddenin pozisyonları vardır. İtme vardır, çekme vardır, dalga vardır, parçacık vardır. Ama tarif edilen mantığın özünden bu tamamen ayrıdır. Yani materyalist ve ateist burada öyle bir pozisyona geliyor ki akıl delilinde aslında kendisinin doğru olduğunu bile söyleyemeyeceği ona gösteriliyor. O açıdan ben akıl delili önemsiyorum. Hocam o zaman yavaş yavaş toparlayalım. Son dakikaları oynuyoruz. Bu iradeyi birazcık anlatalım. Bilinçle benliği de artık birazcık değindik zaten. Peki, İzleyicilerimize çok bırakalım. Basit bir şey söyleyeyim akılla ilgili şeyler. İrade içinde lazım. Bu akıl içinde, bilinç içinde, hepsi için olan ortak bir özellik. Şimdi biz bunların birçok şeyin farkına varmıyoruz. Biz o kadar içkin ki aslında çok olağanüstü. Ben bu programı yaparken erdem hakkında düşünüyorum. Herhangi bir insan en basit akıl yürütmesinde bile bir şey hakkında düşünür. Veya bir şeye zihnen yönelir. Seyircilerimiz bizi inşallah seyretmeyi bırakmamışlardır. Seyrediyorlar şu anda. Televizyona hakkında düşünüyorlar. Bizim hakkımızda düşünüyorlar. Elma yerken elmanın hakkında düşünürüz. Çay içerken çay hakkında. Yani biz bir şeyi görmek, etmek, yani en basit akıl yürütme. En basit bir şey hakkında diyelim yönelme, tercih yapma. Bunların hepsinde bir zihnimizdeki hakkındalık özelliği vardır. Tamam. Ama dikkat edelim. Evrendeki zihin dışında geri kalan hiçbir şeyde hakkındalık özelliği yoktur. Bir proton bir proton hakkında değildir. Böbrek fizikteki maddeler. Biyolojideki maddelere gelsen diyelim ki böbrek üstü bezimizden diyelim bir tane hormon salgılanır. O hormon vücudun diyelim geri kalanında bir şey yapacaktır. Ama böbrek üstü bezi falanca yerde hakkında düşünüp o hormonu salgılamaz. Biyolojinin anlattığına göre bunun bir mekanik süreçle gerçekleşir. Evreni ne kadar incelersek incelenim, bize fiziğin, biyolojinin, kimyanın tarif ettiği maddelerin hepsi mekanik işler. Hiçbir yerde bir hakkındalığa benzer bir şey yoktur. O yönelmişlik yoktur. Burada o zaman soru şu, tamamen bizim materyalizmin anlattığı maddeden nasıl oluyor da zihnin hakkındalık özelliği çıkıyor? Biz ama bir şeyin hakkında nasıl oluyor da düşünüyoruz. Akıl yürütüyor. Teizm açısından olay bahset. Zaten zihin, Allah'ın zihni. Çünkü Allah hay olduğu için İslami terminolojiyle söylersek. Ona yani biraz felsefi terminolojiyle zihin demek sorun değil. Pek İslami terminolojide kullanılan bir şey olmasa ama Allah hay olduğu için yani bilinçli bir varlık olduğu için. Allah zaten evren hakkında düşünüyor. Yaratmadan önce, yarattıktan sonra her an. O bir şey yani hakkındalık. Bir zihnin bir şey hakkında düşünmesi evren var olmadan önce olan özellik akıl gibi. O yüzden teizm açısından hakkındalık özelliğini tarif etmekte de ciddi bir sıkıntı yok. Veya başka bir özelliği tarif edin. Bu da hakkındalıkla çok iç içe. Mesela gayesellik özelliğini hakkındalıkla iç içe. Biz mesela zihinler, diyelim ki buraya demin hanım geldi sağ olsun bize güzel çay koydu. Biz çay içeceğiz diye çay bize koyma gayesiyle çayı kaynattı. Buraya getirdi, bardağımıza koydu. Bize çay sunmak, ikram etmek gayesiyle çayı hazırladı. Biz buraya bu programı da konuşmak gayesiyle geldik. Seyircilerimize bir şey iletmek gayesiyle. Yani biz baktığımızda günlük davranışlarımızda bir gayemiz olur, o gayeye doğru yürürüz. Mesela evden yola çıkarız, ayak adımları atarız, arabanın kapısını açarız, otururuz. Buraya gelir sandalye otururuz. Aslında baştan buraya oturmak gayemiz öncedir. Sonra nedenleri o gayeye doğru işletiriz. Hmm. Fakat fiziğin tarif ettiği maddede hep gaye olmadan mekanik işleyiş vardır. Önce nedenler olur sonra sonuç olur. Önce nedenler olur sonra sonuç olur. Şimdi gayesel eylemimizde biz sonucu göre düşünüp de nedenleri ona göre işletiriz. Bir hedefe sonuç doğru bizde ilerliyor. Önce zihnimizde vardır. Evet. Nedendir. Zaten bilimsel devrimdeki onlar da evrenin Allah'ın gayeleriyle oluştuğunu düşünüyorlardı ama fiziğin içinden gayesel sebeplerin atılması gerektiğini düşünüp Descartes, Kepler, Galileo ve özellikle de Newton gayesel nedenlerin fizikten atılması gerektiğini düşünüyor ve atmaya da muvaffak oldular 17. yüzyılda. Sonra fiziğin içinde aşağı yukarı hiç gayesel nedenler kullanılmadı. Hep mekanik işleyiş var.
Ama kimya ile biyoloji de özünde böyle. Şimdi şunu düşününce tamamen maddi yapının o zaman özü bizim gördüğümüz kadarıyla mekanik işliyor. Hani bu gayesellik olmadığı gibi. Evet. Gayeselliğe geçiş nasıl oluyor zihne? Yani çünkü baktığımız zaman gayesellik mekanik işleyişten kökten farklı, tamamen farklı bir şey zihinde. Yani bir derece farkı da değil bu. Evet. Analizimize göre. Bir mahiyet farkı. Dediğim gibi teizm yani hakkındalık, bir şey hakkında düşünmek Allah'ın baştan sahip olduğu özellik olduğu için zaten biz Allah'ın gayeleri sonucu burada olduğumuz için gaye... Teizm açısından bir problem yok. Teizm açısından baştan zaten var olan özellik gaye. Aynı şeyi irade için de söylüyor. Zaten irade de ancak gayesel eylemde bulunabilirseniz irade evet. var. Siz belli bir gaye için bir seçim yapıyorsunuz. Tabii. O yüzden de ki mesela materyalizmin en büyük sorunlarına bir günümüzde felsefede birçok kimse farkında değil. İnsanın iradesini nasıl açıklayacaklar? Çünkü maddi evrenle başlıyorsunuz, ediyorsunuz. İnsan zihni falan hepsini maddeyle açıklıyorsunuz. O zaman biz herhangi bir eylemi aslında iradeyle yapmamışız gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Fakat bunu da kabul ettiğinizde en büyük saçmalıklar ortaya çıkıyor. Çünkü eğer ki biz iradeyle belli eylemde bulunmuyorsak o zaman okulda öğrendiklerimizin hiçbir bizim davranışımız etki olmaması lazım. Evet. Çünkü biz iradeyle bir şey seçti değil mi? Bilgiyle de hareket etmemiz ancak iradeyle... Hatta okula gitmemizin de tesadüfen olması lazım. Tabii yani aslında biz okulda bir şey öğrenmemiz mesela herhangi bir mühendisin onun diyelim ki bir cep telefonunu yapmasında sebep değil. Evet. Çünkü iradeyi bir kenara atarsanız insandan bu şekilde her şey saçma oluyor. Uç özellikle ve birçok materyalist ateist felsefeci iradeyi işte atacak noktaya gelmişlerdir bununla ilgili materyalizmle ilgili soruna. Ama iradeyi ortaya atınca da adama sorarlar neyle attın? Çünkü iradeyi ben kabul etmiyorum yani herhangi bir cümlede bir iddiada bulunmak bile iradeyi bir kenara bıraktığınızda mantıksız. O da bir iradi davranış olduğunu yaptığınızı gösterir. Çünkü herhangi bir cümlenin her cümlemizin biz iradeyle söylendiğini düşünüyoruz. Mesela nefes alıp vermemiz iradeyle olduğunu düşünmüyoruz ama cümlelerimizin öyle olduğunu düşünüyoruz. Niye? Çünkü irademizin yani herhangi bir cümlemizin iradeyle olmadığını düşünürsek midemizin guruldaması, herhangi bir yerde rüzgar esmesinden o cümlemizin farkı kalmaz. Ben materyalizmi kabul ediyorum da o zaman bir rüzgarın esmesi gibi bir şey olur havada. Yani hiçbir anlam içeriği olmayan bir yapıya geçer o cümle. Hocam buradan sonrasında izleyicilerimizin kitabınızdan okumasını... Bu biraz zordur iradeyle bilinç üzerine. Biraz düşüne okusunlar. Aslında irade konusu daha rahat anlaşılabilir diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum yani en azından bana öyle geliyor ama... Olabilir hocam. Sen biraz bu konular üzerine düşündüğün için olabilir. Hocam, bu konular üzerine hiç düşünmemiş biri için zor gelebilir. Biraz tane tane okusunlar. Zaten kitabınızda... çok rahat anlatılıyor yani gerçekten. Dediğim gibi ücretsiz PDF'i canertaslaman.com'da benim sitemde ücretsiz PDF'i var. Ben illa elime kitap alıp da böyle kitabı tutacağım falan diyen varsa internet sitelerinde alabilir de isteyen. Tamam. Ama yok ben internetten okuyabilirim diyorsa hiç kimse zahmet etmesin. İnternetten ücretsiz indirsin öyle okusun. Hocam, diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah tekrar başka vesilelerle de programımızda görmek isteriz. İnşallah. Ben de çok mutlulukla buraya geldim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ harika olun. Harika programlar yapıyorsun. Ve bunu hani programcıya çıkınca hani böyle iltifat nevinden bir şeyler söylenir ya. Kesinlikle öyle söylemiyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah daha nice hayırlı programlar yapmayı nasip etsin. Cümlemize inşallah. Sevgili izleyiciler, Yükselen Sözler'in bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta kök, Kur'an'ın öğrettiği kavramlar programımız var. Tasrif kavramını inşallah Dr. Fatih Orum'la birlikte yaptığımız programımızda inceleyeceğiz. Haftaya görüşünceye dek iyi geceler. Hoşçakalın. Onlar şöyle demişlerdi. Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Biz tekrar dirilecek de değiliz. Onları bir görecek olsan, huzura çıkarıldıkları gün Rableri onlara, nasıl, tekrar dirilmek gerçek değil miymiş diyecek, onlar da Rabbimize andolsun ki gerçekmiş diye cevap vereceklerdir. Bunun üzerine Rableri, görmezlikten gelmenize karşılık azabı tadın diyecektir. Allah ile yüzleşme konusunu yalan sayanlar kaybedeceklerdir.
Kıyamet saati beklemedikleri bir anda gelince günahlarını sırtlanmış olarak diyeceklerdir ki, bu konudaki kusurlarımızdan dolayı vay halimize. Baksana ne kötü yükler yüklenmişlerdir. En'am suresi 29-31. ayetler.